7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Yahu ben kime ne diyorum? Böyle olmaz Gici evladım. Bak. Bey amcacığım, birazcık susar mısın rica edeceğim. Olmaz bak ambulans yoldadır, böyle taşınmaz. Dayı, dayı bir sakin ol bak, cüt diye gidersin ne? Tamam yavaş 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 yavaş. Hadi çabuk 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 çabuk, hadi 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 ya. Bağırma bağırma. Diye gidersin. Koş, koş, koş. Yavaş yavaş. Ne kadar oluyor? Abi, hadi binin ya. Yavaş yavaş böyle bırak oraya, tamam. Ne diyorsun oğlum? Tamam. Abi Allah aşkına ittirme ittirme, tamam diyor. Hadi Melih, hadi Melih. Hadi Melih. Hadi oğlum hadi. Şişman ya. Hadi hadi hadi. Tamam tamam gidiyorum ya. Bak. İyi mi? Herkes iyi mi? Bak sen de. Bırak. Ya ne yapıyorsun? Nereye getirdin beni? İmdat. Ya bıraksana beni ya. Ya bırakır mısın? Neredeyim ben? Neresi burası? Nereye git? Kimsin sen? Polis misin sen? Kimsin? Ajan mısın? Nesin? Ne? Bak. Bu akşam ikimizin arasında olanlar sadece bir anlık bir şeydi, tamam mı? İkimiz de bu olay hakkında bir daha konuşmayacağız. Tamam? Anlaştık mı? Anlaştık. Zaten konuşacak bir şey mi var Allah Allah? Sen beni yakaladın, üstüme çıktın, bir anlık öpüştük o kadar. Konuşulacak bir şey mi var sanki? Polis misin sen? Kimsin diyorum? Ajan mısın? Nesin? Ne söylesene. Burada soruları ben sorarım. Dur. Kimsin? Kime çalışıyorsun? O kasada ne işin vardı? Bunların hepsini söyleyeceksin. Gerçekten bravo. Sen nasıl bir insansın ya? Ama ben sende bir problem olduğunu anlamıştım. Bunların hepsi oyundu değil mi Hilal'le falan Orhan? İnanmıyorum, siz bir teşkilatsınız. Bunların hepsi numara. Sen en yakın arkadaşından çalan bir insan için biraz fazla rahat konuşmuyor musun? Ben en azından mücevher çaldım. Sen kalp hırsızısın. Herkes iyi mi? Melek sesin gelmiyor Ayla abla. Ay iyiyiz, iyiyiz. Sen önüne bak, şu ışıkları da aç hadi. Tamam, tamam. Bu şoför kim? Bizim arkadaş dayı, bir sakin ol. O oğlum yavaş kullan şu aracı. İçimiz dışımıza çıktı. Siz kimsiniz? Ay DJ arkadaşlar, nişandan. Memnun oldum çocuklar. Biz de. Siz niye hiç tanımadığınız birini böyle apar topar arabaya alıyorsunuz? Aa aşk olsun, ne yapsaydık o kadını orada öyle bıraksa mıydık o halde? Hangi halde? Ay hangi halde olacak Mefit Bey? Baygın halde. Ya baygın falan değil de numara yapıyordun. E ne yapsaydım yani? Ha, aileyi gözüm tutmadı, nişanı yapmak istemedim. Ay başka aklına da bir şey gelmedi. Hani sen manyak mısın? Madem gözün tutmadı, vazgeçip dönseydin orta yerde ayılıp ayılmaya ne gerek var? Oğlum, ay, lan ay, yavaş! Ay, lan yavaş! Ay, yavaş. Ay, 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 Allah! Bakayım, bu dayı kim ya? Ya kalk şuna, kalk üstüne! Ay şey, eşim olur, bizim bey. Hay, tövbe estağfurullah. Hiç değişmemişsin Ayla Hanım. Sen ve Ali Cengiz oyunları. Aferin sana. Ay sen görmedin, o Civan Koral denen adam bütün gece bana sulandı. Civan Koral?
Kızın abi genç, yakışıklı adam. Ne olmuş gençse? Ha yaşın ne önemi var yani? Yok nişanda benden daha güzeli yokmuş da. İşte gözleri kamaşmış da. Bir kere dans etsek ne kadar mutlu olurmuş da. Ay acaba bir gün yemeğe mi çıksaymışız? Tamam tamam, al turşusunu kur o zaman civanın. Gülme. O kasada ne işin vardı? Kime çalışıyorsun? Para ihtiyacım vardı, çaldım, tamam mı? Oldu mu? Kasada belgeler var mıydı? Kasada belge gördün mü hiç? Var mıydı? Yok belge filan, sadece mücevher vardı. O çok özel bir kasaydı, sen onu nasıl açabildin? Sence nasıl açabildim? Hani civandan anahtarı aldım, açtım. Çok basit değil mi sence de? Ama sende yan kesicilik de var. E sen bayağı profesyonelsin. Sen de profesyonel bir yalancısın. Hilal biliyor mu senin ajan olduğunu? Bilmiyor tabii. Gerçekten berbat bir insansın ya. Bak zaten benim operasyonumu mahvettin. Beni daha fazla germe. Gerilirsen geril, sen de beni germe. Anlaşıldı. Sen çok uzun süre buradasın. Bakalım senin ceplerinde neler varmış. Cep telefonu. Bunu zaten inneciğine bakacağız. Bak, ne var ne yok. Ne bulacaksan sanki. Özel konuşmalarımı bunun içinden yapıyorum. Salağım ya. Civan Korol'a ait bir tane kasa anahtarı. Bunu zaten biliyoruz. Enteresan. O kasada o kadar mücevher vardı ve hepsini çok kolay elden çıkartabilirdin, gördüm. Sen gittin sadece bunu mu aldın? En zor olanı. Neden? Paşa gönlüm öyle istedi çünkü. Tamam mı? Oldu mu? Olmadı. Ben beklerim Ece. Sabaha kadar beklerim, bir ay beklerim. Sen bekleyebilir misin Ece? Bak lütfen. Yüzüğü aldığım yere geri koyacağım. Anahtarı falan her şeyi çözeceğim. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Lütfen bırak beni bak, lütfen. Konuşacak mısın şu an? Karar verdin mi konuşmaya? Konuşacağım. Hı? Ama lütfen bırak bak, lütfen. Otur. Başla. Kimsin, kime çalışıyorsun? Of, anlatacağım ama. Kollarım acıdı. Bakar mısın halime? Hiç rahat değilim. Canım yanıyor artık. Bak morardı her yerim ya. Açar mısın şunu lütfen? Lütfen. Kolum acıdı lütfen. Uslu duracak mısın? Duracağım tabii ki. Koskocaman adamsın. Ne yapabileceksem sanki sana. Beni yakalaman 10 saniye sürdü. Hatırlatırım. Aa, pardon. O geceyi konuşmayacaktık. Açar mısın? Tamam sustum. Gerçekten kalpsizsin ya. Çay içer misin? Gerçekten mi? Hı hı. Gerçekten mi? Bayılmayacağım mı? Bu insanlar nereye kayboldu bir anda? Neler oluyor? Benim gerçekten aklım almıyor. Sakin ol kızım. Sakin ol. Elbet ne olduğunu öğreneceğiz. Ben sakin falan olamıyorum. Tamam mı? Onur telefonu açmıyor. Ece nerede? Bütün arkadaşlarıma rezil oldum zaten. Ay felaket tellallığı yapmış gibi olacağım ama bence bunlar apar topar nişandan kaçtı şekerim. Selvi. Ay ne? Yalan mı? Bütün gece saçma sapan yerlerde yüzük aradık. Yüzük var mı yok mu o bile belli değil. Selvi. Bak bütün sinirimi senden çıkartmayayım. Tamam mı? Lütfen. Ay niye benden çıkartırsın hayatım? Git nişanlından çıkart. Gerçi nişan bile olmadı ama. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Yani böyle bir rezalet bizim başımıza nasıl gelebilir ya? Tabii üç gün içinde apar topar nişan yapmaya kalkarsanız işte böyle olur. Ya ben nasıl izin verdim böyle bir şey? Allah kahretsin. Dedim sana oğlum. Demedim mi? Sen de ben bir çaresine bakacağım dedin. Hani? Siz benim arkamdan Onur'dan kurtulmak için iş mi çeviriyorsunuz? Ay öyle şaşkın şaşkın bakma Hilal. Az bile yapmışız. Gerçekten seni gebertim. Yeter. Ya.
Yeter! 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 Avukatımı istiyorum. Ne avukatı be? Sen çok fazla Amerikan filmi izledin galiba. Avukatmış. Bak! Hilal arıyor, arayıp duruyor beni. Bana ulaşamazsa kafayı yer. Ayrıca senin bütün foyan ortaya çıkar ve ben de seninle ilgili bildiğim her şeyi anlatırım. O çok istediğin şeye asla ulaşamazsın. Şimdi sen beni iyi dinle. Hırsızlık, darp, polise mukavemet. Sen en az 10 yıl içeridesin. Görürsün sen Hilal'i, görürsün. Görüş gününde. Onur, Onur, Onur lütfen. Lütfen bak ben hapis yatamam. Öyle bir ihtimal yok, tamam. Benim yapmam gereken... Ben yatamam hapis. Yatamam hapis. Sen onu benim işlerimi mahvetmeden önce düşünecektin. Ayrıca yatarsın, merak etme. Mahvoldu. Hala midem bulanıyor. Oğlum ne biçim araba kullanıyorsun lan sen? Anca eleştirin ya, anca eleştirin. Biriniz de desin ki içinizden birisi. Melih neden şoför? Ya ben bu teşkilatın argesinden sorumlu adamım. Şoför bulun kendinize ya. Derdi ne ya, sabah akşam ağlıyor. Ay sahaya çıkmak istiyor, Onur kabul etmiyor. Ay neyse şu Müfit'i evine postaladık ya, şükürler olsun. Bir rahatladım. Yalnız o bizi böyle bir arada görürsek biteriz, biliyorsunuz değil mi? Nasıl yapacağız? Hallederiz bir şekilde. Asıl Onur niye operasyonu bir anda iptal etti? Her şey de yolunda gidiyordu. Ne yükseliyorsun lan bana? Lütfen diyorum ya, lütfen. Ben hapis yatamam, anlatamıyor muyum benim sana? Şey. Anlamıyor musun? Lütfen dur, bak elimden bir kaza çıkacak. Lan benim asıl elimden bir kaza çıkacak. Ben hapis yatamam. Bak seni... Benim elimden bir kaza çıkacak. Lan senin nereye elinden kaza çıkıyor be? Bırak! Ya Ece, bak. Vallahi çok kötü olacak. Onur ne oluyor? Bu kız niye burada? Sen? Sen? Siz nişandaydınız. Ne yapıyorsunuz abi, siz ne ayaksınız lan? Bir açıklama yapacak mısın Onur? Bu kız niye burada? Civan Koral'ın kasasını soyarken yakaladım bu mırnav kediyi. Mırnav kedi ne be? Mırnav kedi bu. Bu! O zaman bu. Çok yakışmış. Hilal'le de bu yüzden arkadaş olmuş bunlar zaten, belli. Organize. Civan Koral'ın kasasında bir sürü güzel mücevher vardı. Gidip bir tane yüzük almış sadece. Bir sürü şaibeli hareket. Ya belgeler? Belge yok diyor. Hah desenize, başladığımız yerdeyiz. Ali. Şu telefonu al. Kimle ne konuşmuş, ne yazışmış? Hepsine bak. Şunu da alın. Bir yere kapatın, kimseyle görüşmeyecek. Gel bakalım hırsız kedi. Bir saniye. Ne biçim ya? Bir saniye bir durur musunuz? Aile Hanım, lütfen siz beni dinleyin. Bak bakın, kadın kadının halinden anlar. Size yardımcı olurum. Ha? Yardım edebilirim. Ajanlık konusunda size destek olurum. Ajanınız olayım ha? Hilal, kızım, ağlama artık. Bak yüzün gözün şişecek. Heh, ne oldu? Birileri minibüse atlayıp gitmiş ama karanlıkta kim olduğunu görememiş güvenlik efendiler. Allah'ım yarabbim. Duydunuz değil mi? Karanlıkta kaybolup gitmişler. Demek ki Onur sihirbaz, ailesi sirkte çalışıyor, yüzükle şapkanın içinde. O Onur Karasu denen herifle bir daha asla görüşmeyeceksin, tamam mı? Bitti bu iş. Abi sen ne diyorsun? Duydun dediğim. Onur da o şaklaban ailesiyle bir daha bu eve adımlarını atamazlar. Bitti. Hayır. Ben onursuz yaşayamam, tamam mı? Onu seviyorum ve asla vazgeçmeyeceğim. Ciddi mi bu? Ne bileyim? Tamam. Herkes çok gergin. Sakin olalım biraz. Sonra konuşuruz bunları. İlk önce bir bakalım neler olup bittiğini bir öğrenelim. Hilal. Sen de ağlama artık lütfen. Şu Kadir'i bir bulayım ben. Kadir!
Kadir! Hadi şu çayından bir yudum al. Hadi kızım. Hadi ağlama artık. Kahve içer misin Muratçığım? Uykumu kaçırıyor ya. Sen kime ne teklif ediyorsun be? Bir hırsızla işbirliği mi? Sen nerede olduğunu biliyor musun? Sen kimlere ne teklifte bulunduğunu biliyor musun? Hı? Ya bir dakika, bir dakika. Sen o kasayı açmayı nasıl becerdin? Civan'ın cebinden kasanın anahtarını almış. Ay arkadaş ya, tabii ya. Neden bizim aklımıza gelmedi bu? Ben o kasaya teyzat yapacağım derken... Pardon şefim. O zaman Civan Karal her an fark edebilir kasanın anahtarının olmadığını. Evet şefim, eğer operasyon iptal değilse bizim o anahtarı geri koymamız lazım. Tamam, ben koyarım işte, ben yaparım diyorum size. Nasıl yapacaksın onu? Ay. Kendimce yöntemlerim var. Nasıl aldın ki? Helal olsun ya. Ne dersin Onur? İşimize yarayabilir. Toplanın. Hala, seni hastaneye yatırıyoruz. Başından darbe aldım Melek. Hemen git kayıt açtır. Civanlar bizi ziyarete gelecek. O sırada bu işi halledeceğiz. Tamam. Çok güzel plan. Ben ne yapacağım? Bu seferlik bizimle geleceksin. Anahtarı Civan'ın cebine sokacaksın. Hı hı. Çaktırmadan. Hı. En ufak bir yanlışını görürsem senin. Hiçbir şekilde hatalı bir şey yapmayacağım. Uslu duracağım söz. Kadir, nerede bu insanlar? Niye bulamıyorsun? Bul şunları. Özür dilerim Civan'la, araştırıyoruz hala. Özür dileme. Özür dileme. Tonla para veriyorum ben sana ya. Bu nasıl bir iştir arkadaşım? Ben bir Civan Koral olarak hiç mi huzur bulamayacağım ya bu dünyada? Ha? Daha eve giren çıkanı kontrol edemeyen adama biz ne işler emanet ediyoruz? Puh! O işte bir sıkıntı çıkmayacak Civan Bey, merak etmeyin. Hançer de hazır belgede. Ben onu mu diyorum lan? Onu mu diyorum ben? Hançermiş, belgeymiş benim umurumda bile değil. Benim kız kardeşim aşağıda ağlıyor, sen farkında mısın? Şimdi git dışarıya. O adamlarınla konuş. Ne duydular, ne gördüler, bir şey mi kaçırdık bilmiyorum. Bütün detayları öğren. Yeni bir şey öğrenmeden de karşıma çıkma, tamam? Hadi. Ha bu arada. Eğer o diğer işi de eline yüzüne bulaştırırsan... ...ne sen beni tanıyorsun, ne de ben seni. Anladın mı? Hadi yürü, yürü. Kadir! Kadir! Kim girdi bu odaya? Kimse giremez. Anahtarı bir tek bende var. O zaman kapı niye açık? Bu pencere niye açık? Dün siz gelmeden temizlettim odayı. Açık kalmış herhalde. Herhalde. Herhalde öyle mi? Sen başında bekledin mi temizlik yapılırken? Evet, evet. Hiç ayrılmadım. Ha, iyi, iyi. Git. Git! Kapıyı da kapat. Neredesin sen? Ne diyorsun? Hangi hastanede? Tamam. Tamam, biz hemen geliyoruz. Tamam. Ece de açmıyor. Kayboldu ortalıktan. Onur aradı, hastanelermiş. Ayla Hanım'ı hastaneye kaldırmışlar. Seni mi aradı? 100 kere aradım. Bana niye dönmüyor? Allah Allah, ben nereden bileyim ya seni niye aramıyor, beni niye arıyor? Ailenin büyüğü olduğum için herhalde. Hadi anneciğim, kalk gidiyoruz. Ben de mi geleceğim? Yani iyi olur tabii. Siz hiç kalkmayın, orada fazla kişi olmayalım. Hastanenin başhekiminin adı Ethem Güler'miş. Ethem Güler.
Nesi varmış Ayla Hanım'ın? Beyin sarsıntısı geçirmiş anne. Hadi, hadi, hadi. Saçım nasıl saçım? Çok güzel. Ay çok dağıldık vallahi. Böyle gidiyoruz dışarı. Çok güzel, merak etme. Merak etme. Alırlar seni hastaneye, gel. Ailenin büyüğü de oldu Civan Bey. Ha, sus. Bir de kahve uykusunu kaçırıyormuş. Sen zaten hep uyuyorsun. Fazlalık. Ya bari bir eve gidip üstünü değişseydin. Ne bu böyle hırsız gibi? Hırsız gibi? Tamam da yazın ortasında böyle simsiyah giymişim, kargo pantolon falan. Marina da benim saatimi sen mi çaldın? Doğru söyle. Ne saati ya? Hiçbir şey anlamıyorum. O gün Marina'da ne işin vardı, onu da konuşacağız zaten. Ay tamam, konuşalım. Konuş konuş. Ne oluyor ki? Hiçbir işe yaramıyor. Bir önemi yok ki senin için. Şu an bir tek neyin önemi var biliyor musun? Operasyonun. Bak, içeri girdiğimizde gerekmedikçe konuşmayacaksın. Cebanın cebine anahtarı çaktırmadan koyacaksın. O kadar. Hı hı. Anladın mı? Bak, en ufak bir yanlış hatam var. Evet, beni ömür boyu hapse atarsın. Anladım. Evet. Anladım. Defalarca söyledin zaten. Halbuki işine ne kadar yararım yani. Bir türlü göremiyorsun bunu da. Neyse. Benim hırsızlarla işim olmaz. Ay, sanki ben polislere bayılıyorum. Hapis yapmayayım diye dedik herhalde. Melek kaldır, kaldır. Ya kızım bunu demiyorum ya. Bunu indir. Tamam. Biraz yapıyorum. İndir bunu. Heh, bunu kaldır diyor. Ay, al. Yavrum o değil. Bak bunu kaldır diyorum sana. Ne durumdayız hala? Aa, gerçekten halam mı? Delik deşik ettiler beni. Kevgide çevirdiler. Bakar mısın halime? Ay laba, şikayet edip durma. Şef gerçekçi dursun dedi. Damar yolu açmaya ne gerek vardı? Yani gerçekçi olsun diye açık beyin ameliyatı yapsaydık bari. Bu arada eğer moral olacaksa şey demek isterim. Gerçekten beyin sarsıntısı geçirmiş gibi görünüyorsunuz. Öyle mi? Yani moralini bozmak gibi olsun. Bütün bunların nedeni sensin. Koralların kasasını soymak için başka gece bulamadın mı? Şöyle edebinle başka bir gün yüzüğü alsaydın ruhumuz duymazdı. Ulan ne biçim konuşuyorsun ya? Ne var? Yani bizim soygunun yanında bunun hırsızlığı sadece Cünha. Bize ne? Cünha? Hı-hı. Cünha ne ya? Cünha, kabahatten ağır, cinayetten hafif suç demek. Hı-hı. Her şeyi de bil. Tamam hadi. Melek sen git. Karşılaşmayalım tamam. Ay. Hala. Ayla Hanım iyi misin? Başına ne oldu? Ha ne yaptın? Ne yaptın yine? Düştün mü? İyi misin ha? Ay bir şey yok Müfit. Tezgah kurduk yine. La havle ve la kuvvete illa. Stop. Bırak ya bırak. 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 Ya yine mi numara Onur? Yine mi numara? Toptan mı delirdiniz oğlum siz? Apar topar koştum geldim. Kepaze ettiniz beni be. Ustam bak. Nişan fiyasko oldu tamam mı? Aile şu an bizi istemiyor. Ama birazdan gelecekler. Bir 10 dakika sabret. Ne olur. Lütfen. Lütfen Müfit. Tamam. Ama bu gece bu hastaneden çıkacağım ve bir daha senin suratına bakmayacağım. Aa, Müfit. Yani haklı. Adam haklı. Onur. Çok merak ettim seni. Ya güzel. Kusuruma bakma, onu telefonla açamadım. Halamı görüyorsun. Ayla Hanım, çok geçmiş olsun. Çok ağrınız var mı? Ay sorma Hilal'cim. Ya beynim zonk zonk vuruyor. Yerinden oynadı sanki. Ece, sen burada mıydın? Telefonlarıma niye bakmıyorsun? Hayatım, herhalde bu hengamede telefonu bir yere koydum, bulamıyorum. Ben anlatacağım sana sonra. Sessiz inle Ayla Hanım, sessiz inle. Müfit Bey, size de çok geçmiş olsun. Olacağı varmış oldu. Yalnız dili çabuk çözüldü. Çözülmeyeydi iyiydi. Nereye gitti bu kız ya böyle önden önden? Bu Onur'a fazla kaptırmış kendini bu. Ailesi de pek bir sevimsiz çıktı. Aile denirse tabii. Dudunun dudusunun dudusunun dudusunun. Anne bak bu durum ciddi. Hilal ben onursuz yapamam diyor. Belli ki Onur bunu kafa kola almış yani. Oğlum sen Hilal'i tanımıyor musun? Ayran gönüllüdür o. Anne bu durum farklı, ben hissedebiliyorum ama çözeceğim bu işi, hiç merak etme. Çöz oğlum çöz. Yani bu aileyle olacak şey değil. Bak Selvi'ye ses çıkartmadık. Ceremesini ben çekiyorum. Ay. Ah. Ay hiç sevmiyorum bu hastane kokusunu ben. Bir an önce gidip çıkalım. Hangi odaydı? Anneciğim şuraya söylediler, gel. Gel. Ya, hadi. Aa.
Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür, ederim. Sağ olun. Merhabalar. İyi akşamlar. Merhaba. Ayla Hanım çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ece, sen de buradasın. Ben de buradayım tabii duyunca geldim. Çok sağ olun, sağ olun gerçekten. Bilincim gitmiş, dilim tutulmuş, yeni açıldı. Harika görünüyorsunuz. Maşallah nazar değmesin Ayla Hanım. İyi yaklaşmayın dedi doktor. Şimdi açıkçası siz hepiniz bir anda ortadan kaybolunca bin bir türlü şey geldi bizim aklımıza. Hatta ben bu işin içinde bir bit yeniği var diye bile düşündüm. Abicim, şakanın sırası mı şimdi? Bit yeniği derken? Onur, bak biz evimize, ailemize kimleri alacağımıza çok dikkat eden insanlarız. Tamam. Kardeşini istemeye gelen aile bir anda ortadan kaybolsaydı sen ne düşünürdün? Endişelendik tabii. Yani çok endişelendik değil mi? Onu söylemek istiyor acaba. Haklısınız. Ben sizi anlıyorum. Yani yengem bu kadar ciddi bir beyin travması geçirmemiş olsaydı... Ay ay ay. Biz de öyle ortalıktan kaybolacak hele böyle bir günde insanlar değiliz. Doğru. Doğru, sağlık problemi başka hiçbir şeye benzemez. Çok haklısın. Ya. Neyse ki... Bu hastanenin başhekimi Ethem Güler benim çok yakın dostum. O yüzden onu bir arayalım da bir öğrenelim bakalım neymiş hastamızın son durumu, değil mi? Tabii tabii. Bu saatte aramayın. Yok canım, Ethem benim arkadaşım. Saati maati olmaz, arayabiliriz. Yok, hayır lütfen. Siz yine de bu saatte aramayın. Ya sağ olsunlar, gerçekten bizimle çok ilgilendiler. Yani bütün tetkiklerimizi yaptılar. Ancak yani böyle başhekimi aramak, ondan bilgi almak falan... Ben benim aile içi işlerime başka birisinin karışmasını sevmiyorum. Beni anlayacağınızı biliyorum. Öyle mi? Evet, evet. Civan Bey haklı. Nişan gecesi yüzüğü takmadan ortadan kayboldunuz. Hay kimsiniz, nesiniz? Bu insanlar sizi tanıyor mu? Hayır, böyle bir ailenin içine girmek kolay mı? Ki siz bir de ortadan kayboluyorsunuz. Ya bir abi olarak endişelenmekte çok haklısınız. Gerçekten. Yani hayır, Ayla Hanım öyle o durumda kanlar içinde yerdeydi. Biz orada kim varsa kaldık, hastaneye getirdik. Tahliller yapıldı, tetkikler yapıldı. MR çekildi. Tabii o sırada hani Onur Bey'le Müfit Bey'in ömründen ömür gitti. Yine de size haber verilmesi gerekirdi. Güvenmemekte, ikna olmamakta haklısınız. Ya bu arada tahliller yapılırken ben de buradaydım. Bütün tahlil sonuçları burada. Ya alın, bir bakın kendi gözünüzle görün. Hayır, gecenin bir saatinde başhekim aramaya gerek var mı? Alın bakın, ikna olmazsanız ararsınız. Alın Civan Bey, gerçekten. Ece, sen beni çok yanlış anladın. Öyle şey olur mu canım? Ben tabii ki güveniyorum. Lütfen. Lütfen. Ben sadece bir yardımım olur mu diye öyle teklifte bulunmak istemiştim. Tabii ki önemli olan Ayla Hanım'ın sağlığı, onun durumu. Sağ olun. Ay Müfit, ben haleler görüyorum insanların etrafında. Normal mi bu? Öteki taraftan çağırıyorlardır belki. Allah'ın takdiri, kim bilir? Aa. Müfit Bey, çok yoruldunuz tabii. Biz gidelim artık. Tekrar çok geçmiş olsun. Evet, çok çok geçmiş olsun. Hadi biz gidelim. Hilal, herkes dinlensin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Geçmiş olsun tekrar. İyi akşamlar, tekrar geçmiş olsun. Beni uyanır uyanmaz ara aşkım, tamam mı? Merak ettirme. Tabii ki arayacağım. Bu arada ben bu akşamın telafisini yapacağım, biliyorsun. Ece, sen gelmiyor musun bizimle? Bari sizinle gelmeyeceğim. Benim bir lavaboya uğramam lazım zaten. Eve gitmeliyim. Şimdi kıyafetler başkasını falan, bir tiksinti geldi. Böyle. Ama çok yakışmış yani. Mutlaka bekliyoruz bize. Hadi Hilal, hadi. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.
Bir şey diyeceğim, bu civan çok tatlı bir adam aslında. Sizin ne alıp veremedin? Sen ne yapıyorsun? Ben sana gerekmedikçe konuşma dedim mi demedim mi? Dedim. Değil mi? Neden o zaman bak? Yani adam bu dosyayı alsa baksa boş. Ne diyeceksin? Ha Ece? Bir teşekkür. Bir teşekkür etmek bu kadar zor mu? Ha? Ben bu kadar insanı ifşa olmaktan kurtardım. Anahtarı civanın cebine koydum. Değil mi? Bir teşekkür edebilirsin mesela. Teşekkür ederim. Oldu mu? Mutlu oldun mu? Hı hı. İyi. Babam! Gerçekten. Şuna bak ya. Geçti içeri. Ben şu an buradan kaçsam... ruhum duymaz ama... iyi bir insanım. Çıkaracaksınız beni ya, aşk olsun ama. Beni de aynı durumdayız. Ben de sahada çalışmak istiyordum. Geldi masa başı görevi kitledi beni, ben de tıkıldım kaldım. Aynıyız. Tamam, senin şefinde bir problem var çünkü insafsız bir insan. Açım. Ya karşımda löpür löpür götürdüm koca Danıt'ı. Benim burada temel ihtiyaçlarım karşılanmıyor. Aç bıraktınız, susuz bıraktınız. İnsan bir su koyar, ne biçim insanlarsınız? Senin adın ne? Melih. Melih. Ya bir tane de bana verebilir misin? Gerçekten çok açım. Bir tanecik ya. Bir sürü var. Hadi paylaş. Paylaşımcı olmak iyi bir şeydir. Tamam. Ama sen odanın köşesine git. Tamam, köşeye git. Ben oradan gireceğim. Ya köşeye geç. Ben nereden bileyim? Köşeye geç. Neyi nereden bir? Saldıracağım sanki sana. Arkanı dön. Arkanı dön ama. Bence arkamı dönmeme gerek yok. Bak, tek ayak üstünde bekliyorum. Tamam, sakin ol. Üf, Melih, ne yapacağım sana? Saldıracak halim yok ya. Niye kaçıyorsun? Yaklaşma ona, saldırır. Saldırmam. Kuduz köpek miyim ben? Niye saldırayım? Yalan mı? Şefi ısırmışsın. Şefi ısırdım çünkü şefin hak etti. Ayrıca onun bana yaptıkları ne olacak? Siz hayırdır? Ne yapıyorsunuz içeride? Ya şefim, ben içeri girdim, yıktı ortalığı, bir şeyler verdim yesin diye. 5 dakikaya odamda olun. Konuşmamız lazım. Şefim, kahven hazır. İçerim. Benim kahvem? Orada kahve makinesi. Bak, orada. Günaydın. Rahat uyudun mu? Ben daha burada ne kadar tutmayı düşünüyorsun? Teşkilat değil, sevimsizler ordusu. Tiplere bak ya, ne kadar gıcıksınız. Bak, sizin hepinizi tek tek dava edeceğim. Buradan çıktığım zaman sizi dava edeceğim. Hiç güleceğim yoktu. Ya Ayla Hanımcığım, senden hiç beklemezdim. Yani aramızda bir sinerji olduğunu düşünmüştüm ben. Ne bakıyorsun beceriksiz? Daha bir telefona sahip çıkamıyorsun. Hırsızın hiç mi suçu yok ya? Melih, seni sevdim ama sağ ol. Günaydın. Günaydın. Günaydın abicim. Günaydın. Ayla Hanım nasılmış? Var mı bir haber? Sabah taburcu etmişler. Biz de kahvaltıdan sonra Onur'la buluşacağız. Başka bir haber varsa bana anlatır. Hilal, bak şu nişan meselesini bir süre açmıyorsun artık. Ayrıca o ailenin de bu eve girip çıkmasını istemiyorum. Neden abi? Öyle gerekiyor çünkü. Nişan dediğin şey ailelerin birbirini tanıması için yapılır. Biz de dün gece onları yeterince tanıdık zaten, değil mi anneciğim? Evet, yeterince tanıdık.
Ya anneciğim, abi. Hilal tamam yeter ya. Onur Onur dedin, ağladın, zırladın, bir şey demedik ama yeter. Git eğlen dolaş ama artık nişan nişan yok. Unut tamam mı? Yok. Evet. Tamam. Size afiyet olsun. Sana da canım benim. Hilal kızım. Aa. Dün akşam nişan olmadı mı? Aa, pardon yavrum. Sosyal medyaya koymayı unuttuk ya, ondan haberin olmadı senin. Ya neden kimse bana bir şey anlatmıyor ya? Bir de üzerine trip. Afiyet olsun. Aa, pes yani, pes. Hı. Civan, dün konuşuyorduk, yarım kaldı ya. Şöyle hani bizim şirketin yönetimi konusunda. Yani abi bak, eğer kötü zamanlama krallığı diye bir yer olsaydı yemin ediyorum tahtında sen oturuyordun ya. Biz ne diyoruz, sen ne diyorsun? Bir sürü derdimiz var şurada. Onda bile oturamaz o. Şu anda elimizde Civan'ı suçlayabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Şefim biz emin miyiz o belgelerin kasada olmadığına? Eminiz. Kendi gözlerimle gördüm. Kasada sadece mücevher vardı, o kadar. Peki evin başka bir yerinde olabilir mi? Bir kez daha baksak. Bilmiyorum. Bakacağız zaten. Başka çaremiz yok. Nihayet dikkatinizi çekebildim ya. Açım, sakalım, kendi kendime şizofren gibi oyun oynuyorum. Temel ihtiyaçlarımı hala karşılamadınız ya. Hiç umurlarında değil. Gerçekten insafsızsınız. Ne yapacağız ya? Sıfırdan mı başlıyoruz yani? Hiç zamanımız kalmadı. Başkan operasyonu bitirecek. Şer ya. Bir kere de hayır şu ağzını be oğlum. Herzog'un telefonundan bir şey çıkmadı mı? Çıkmadı şefim. Yani standart şeyler. Biz bir şeyleri atlıyoruz. Herzog Kadir'le buluşacaktı. Ona belgeleri teslim edecekti. Yani bunların irtibatta olması lazım. Sen o telefona bir daha bak. O telefonda bir şeyler var. Sen bulamıyorsun. Tamam şefim. Baş belası ya. Dün geceden beri beni buraya tıktınız. Bir ihtiyacın var mı, bir şey ister misin diye sormak yok. Tuvaletim var ya benim. En azından bir bunu sorsanıza. Ayrıca benimle ilgili planların ne, öğrenebilir miyim? Sen şu an üzerinde plan yapamayacağımız kadar önemsiz. Sıranı bekleyeceksin. Oh, ah kalbim. Ah kalbim. Önemsizmişim, canım yandı. Kalbimi hep paramparça ediyorsun. Türk kahvesi yapsana. Sade. Acele et, burada bekliyorum. Yalnız biraz işim uzun sürebilir. Muhakkak. Ben böyle kapımda biri bekleyince çok rahat olamıyorum. Suyu açacağım artık, kusura bakmazsın. Thank you.
Sen hayırdır? Nereye? ...65 saniye. Yine Ayla abla kazandı ya. Tecrübeyle iddiaya girilir mi oğlum? ...20 iyi. Hadi işimize dönelim. Hala, ben Hilal'le buluşmaya gidiyorum. Tamam. Piş piş. Ben ne olacağım? Sen biraz düşüneceksin. Baktın anlatacak şeylerim var. Bakacağız. Bu yaptıklarını var ya fitil fitil burnundan getireceğim seni. Dersen kayarak inelim. Ya. Hilal. Aşkım. Nasılsın? Yani iyiyim. Biraz suratına sık. Bizimkiler çok tepkili Onur. Yani özellikle dün geceden sonra Civan abim nişanı unut dedi. Tamam yani aslında abin haklı. Açıkçası ben de aynısını yapardım. O yüzden biraz bekleyelim, sorun yok. Hemen vazgeçiyorsun yani. Bu kadar önemsizmiş senin için. Hayır, vazgeçmiyorum. Hilal, ne oluyor sana? Bak, sen abimi tanımıyorsun. Abin de beni tanımıyor. Bak, ona biraz zaman verin. Tamam, ben sizi ziyaret eder, hallederim. Sorun yok. Bence siz bir süre eve gelmezseniz iyi olur. O kadar mı ya? O kadar. Tamam, zamanla eritirim ben aramızdaki buzları. Ece de dönmüyor telefonlarıma. Şu an çok ihtiyacım varken nerede bu kız? Ece ile ilgili fikrim değişmedi, aynı. Belki parasını yollayacak daha iyi bir arkadaş bulmuştur Hilal. Of Onur ya. Aramasın daha iyi. Sabah Civan tarafından terslenmenin revanşını alacağız. Ya ne revanş Allah aşkına? Nişan faciası işimize yarayacak kocacığım. Şimdi bu Onur bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa bize damat olamaz. Böylelikle şirketin başına kim geçecek? Sen. Senin için parlama zamanı. Parla. Parla kocacığım. Yine mi aynı mevzu ya? Sanki başka mevzu var ya. Aynı şeyleri tekrarlattırıyorsun bana 50 kere. Civan senden küçükken nasıl bu kadar dominant olabiliyor? Şirket hepinizin. Sen şu kaç aydır uğraştığın müzayededen bahsettin mi Civan'a? Yok, bahsetmedim. Mesela, bravo. Senin sayende yılın müzayedesini yapıyorsunuz ve sen bahsetmedin. Bravo, gerçekten bravo. Yani diyorum ki en azından şu yaptıklarını şu adamın gözüne bir sok da şu Murat Koral kimmiş bir görsünler ya. Bu adam neler beceriyormuş bir görsünler. Haklısın be. Haklısın. Bu kadar mütevazılık da fazla. Tamam. Tamam. Bu sefer bu iş bende. Öyle bir parlayacağım ki gözlerin kamaşacak Selvi Koral. Hadi Murat'cığım göreyim seni. Selvi, sen bir hobi kursuna falan mı gitsen? Evde sıkılıyorsun ya. Ya sen beni mi düşünmüyorsun? Bıyığını yediğim ya. Yalnız şöyle bir şey var Murat'cığım. Benim bu hayatta tek bir hobim var. O da sensin. Hadi Murat'cığım. Hadi kocam. Hadi enerji. Of. Gerçek ismin Ece Mavi Yılmaz. Yetimhanede büyümüşsün. Onlarca kez yetimhaneden kaçmışsın. Of. Bravo ya. Gerçekten siz saatlerdir benimle ilgili sadece bu bilgiye mi ulaşabildiniz? 12 yaşında yan kesicilikten yakalanmışsın ama siciline işlenmemiş. O yaşta yan kesicilik yaptığına göre kesin bir çeteye girdi. Ay yemin ediyorum siz çok zekisiniz ya. Zehir fışkırıyor gözlerinizden. Acaba hangi çete? Bu bilgiler doğruysa hangi çetedeyim acaba? Liseyi açıktan bitirmişsin. Sonra İngiltere'de garsonluk, çocuk bakıcılığı, aşçılık kursları falan filan. Bayağı böyle hoplamalı, zıplamalı bir hayat. Ha? Bir şey diyeceğim ya, ne yapsak? Biz böyle kafa kafaya verip böyle bir masa başı toplantı yapıp kariyer planlaması mı yapsak ha? Daha olmaz. Çünkü daha çok bilgi gelecek. Bunlar çok yeni. Heyecanla bekliyorum. Ne bulabileceksiniz? Neydi senin o kullandığın sahte kimlik? Ece Çetinel miydi? Bir de oradan evrakta sahtecilik binecek bunların üstüne. 3 ila 5 yıl o, oradan 2. Ay çok yatacaksın ya, hesaplayamadım yıllarını. Sarı kız, sen niye bu kadar heyecanlandın? Şefim? Şimdi değil. Bu niye böyle bik bik?
Ha. Ne bakıyorsun tırşık, yürü. Tırşık ne ya? O nasıl küfür? Sensin tırşık. Allah'ım ya. Ayrıca beni rahatsız etmeyin. Zaten keyfimi kaçırdınız. Tırşık, ekşi bir ot. Ne buldun? Onur, Müfit amcasından Osmanlı geleneğiyle ilgili el almış. İtalya'da yaşamış bir süre. Gelmiş Galata'da dükkan açmış. Sadede gel, ne buldun ne? Amcasıyla yengesi hiç birlikte yaşamamışlar. Kağıt üstünde 30 küsür senelik evliler ama mahalleli onlar için küsler, konuşmazlar dedi. Ya o ikisinin anlaşamadığı zaten uzaydan bile görülüyor. Başka? Sosyal medya kullanmıyor. Kullanmadım diyemiyorsun da. Civan Bey, Onur Bey düzgün biri. Kusursuz. Ne bir çizik ne de bir pürüz var. Sektörün gözde bekarı diyorlar. Neden bu kadar mükemmel biliyor musun? Çünkü laboratuvarda üretilmiş de ondan. Kübik zirkonyum. Ha? 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 Alam, al, al. İşten anlamayana kakalarsın. Gerçek elmas kusurlu olur. Gerçek insanın da mutlaka bir hatası, bir yalanı vardır. Hiç kimse bu kadar temiz kalamaz. Bu Onur denen herif belli ki ortaya bir yem atmış, Hilal de oltaya düşmüş. Öyle dikilme. Şimdi git. Ha, giderken de azıcık bir düşün bakalım, ben neden seninle çalışmaya devam etmeliyim? Azıcık saksıyı çalıştır. Al, al, utanma, al, manitaya verirsin. Kübik zirkonyum, hadi. Hadi. Onur. Sıfır. Elimizde var koca bir sıfır. Aylarca süren operasyon, herifi tam yakaladık dedik, yine başa döndük. Şimdi de eve giremiyoruz biliyor musun? Civan Bey istemiyormuş bizi. Hala o belgeler yurt dışına çıkarsa biz hangi yüzle yaşayacağız? Evet. Ama Civan Koral kolay bir lokma değil. Bunu biliyoruz değil mi? Belgeler nerede? Nerede o belgeler ya? Hilal en az 10 kere söyledi. Abim şirkette hiçbir şey tutmuyor. Bütün belgeler, evraklar hepsi evde dedi. Nerede? Peki bizim evde bakmadığımız bir yer var mı? Var. Civan'ın odası, yatak odası. Ece'ye verdiği oda değil. Şu an kaldığı oda. Zaten orada kamera var. Ya Ece demişken ne yapacağız biz bu kızı? Sonsuza kadar burada tutamayız. Hakkında işlem başlatırsam başkanın haberi olur. Ve başkan da dün geceki nişan fiyaskomuzu öğrenecek. Bu kızda bir şey var. Bize anlatmadığı bir şey. Bak, bir kere çok hesaplı ve çok zeki. O akşam yemekte yolunu kaybetmiş numarası yaptı. Ama aslında gözlem yaptı. Çünkü kasayı soyduktan sonra arka kapıdan çıkacaktı. Ve tabii ki neyle karşılaşacağını bilmek istiyordu. Ne bileyim, nereye kaç adım var, kime yakalanabilir? Belki de çalılar çok sıktı, onları araladı, bilmiyorum. Ama hazırladı. Şimdi sen bunun böyle gözüktüğüne bakma. Hepsi numara. Şu an bir illüzyon yaratmaya çalışıyor. O yüzden sakın siz de yemeyin bunu. Ya Onur, sen bir suçludan değil de daha çok hayran olduğun birinden bahseder gibisin. Hala ya. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bunu kim yetiştirdi bilmiyorum ama iyi yetiştirmiş. Çok profesyonel bir yalancı ya. Şu hale bak. Tabii ki bize... Asla gerçeği söylemeyecek. Bak Onur. Biz elmas hırsızlarıyla ilgilenmiyoruz. Hı hı. Çok daha ciddi uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan bir örgüt bizim işimiz. Madem onu polise teslim edemiyoruz... Civanların evine onu sokalım. Biz eve giremediğimize göre başka çaremiz yok. Onun da başka çaresi yok.
Hapse girmemek için ne desek kabul eder. Kabul etmiyorum. Ne dedin sen? Kabul etmiyorum dedim. Ya size ajanlık yapmak istemiyorum. Neyini anlamıyorsun? Hapse gönder beni. At beni hapse artık. Beni gönderir misin karakola? Nereye teslim edeceksen teslim et. Hapse gitmek istiyorum ben. Ya en azından orada benim yemeğimi verirler, suyumu verirler. İnsanlarla biraz sohbet ederim. Bu ne ya burada? Hapse gönder beni. Hapse gitmek istiyorum. Sen ne oldu da böyle 180 derece döndün? Hı? Asıl sen ne oldu da böyle 180 derece döndün? Tabii ya. Sen beni hapse gönderemiyorsun. Sen yaşadığın bu fiyaskoyu üstlerinden saklıyorsun ya da benim çaldığım yüzü delil olarak sunamıyorsun. Güzel. Avcuma düştün, ne oldu? Sen biraz fazla havalanmışsın. Bir iki gün gözümün önünde ol istiyorum, evet. Ama sonra hapsi boylayacaksın, hiç merak etme. Hmm. Sadece bir kez eve gireceksin. Bugün. Bizim için. Tek isteğimiz bu. Bizimle çalışacak mısın, çalışmayacak mısın? Bu teklif bir kere geçerli ve cevap vermek için 10 saniyen var. Başladı. İyi tamam. O hakkımdaki bütün suçlamaları sil. Olmaz, 7. Hırsızlık yaptığımı sil. Olmaz, 4. Tamam. Seni darp ettiğimi ve sahte kimlik çıkarttığımı sil. Anlaştık, kabul, tamam. Yes. Sarı kız, bir kahveni içerim ya. Belki fal da bakarsın. Ey özgürlük! Psikolojisi bozulmuş. Müzayedeye kalamıyorsun madem. Neler yaptık, nasıl olacak bir anlatayım dedim. Yapmışsındır sen abi. Yani müzayede şu an en son derdim inan. Kameryan ailesini bağlamıştım ama. Ne yaptın, ne yaptın? Kameryanlar işte ya. Evlerine girdim çıktım, bir güven tesis ettim. En sonunda razı oldular. Vay be. Abi yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bravo. Bravo. Çok şaşırdım yani şu an. Neyse sağ ol. Sağ ol ya. Tamamdır, gerisi bende. Yok ya, ben hallederim. Sen gidiyorsun ya. Yok yok, ben daha birkaç zaman buralardayım. Yurt dışındaki bağlantıları da ararım. Kameryan koleksiyonu bu. Dünyayı sallarız, dünyayı. Ben yapacaktım ama. Ya tamam işte, sen yapmışsın yapacağını. Allah Allah, gerisi bende. Vay vay vay. Kamer ya. Şefim, içine takip cihazı yerleştirdim. Böylelikle nereye gidersen haberimiz olacak. Çıkartırsan da bize uyarı verecek. Aa. Hı hı. Lenslere de kamera taktım. Böylelikle nereye bakarsan görebileceğiz. Lan genius. Genius. Yani çakal manasında. Bu lensler mavi, ne yaptın Melih? Bu kızın gözleri kahverengi. Bu kadar kısa zamanda bunu bulabildim. Ayrıca bir ara moda değil miydi ya? Herkes bu kalemun gibi göz rengini değiştiriyordu. Bir şey diyeceğim, boşuna tartışıyorsunuz. Ben o lensi takmam. Ben yabancı madde taktırmam gözüme ya. Takacaksın. Takmayacağım diyorum. Ben doktora bile gitmiyorum ayrıca. Ne anlayışsız bir şeysin. Git doktora, niye gitmiyorsun? Ece, sen bu lensleri takacaksın. Takmayacağım diyorum ya, takmayacağım. Korkuyorum be. Ne anlayışsız bir şeysin. Ne? Yakalayacaksın mı? Allah Allah. Yakalarım. Ece! Rahatsız etmeyin beni. Ece! Lütfen ya, lütfen. Takmayacağım. Sen ciddi misin ya? Sen gerçekten lensten korkuyor musun? Evet, korkuyorum. Neden? Bana nedeni söyle. Ben küçükken
Çocuğun biri kafama taş attı ama büyük bir taş, bayağı büyük bir taştı. Sonra kafam yarıldı, şakır şakır kanlar aktı. Ben de gözüm çıktı sandım. Ondan korkuyorum işte. Bak, bu lensler bizim için değil, senin için. Senin baktığın yere görüyor olacağız. Bir problem olursa hemen müdahale edebilelim diye. Anlıyor musun beni? Benim takmam ister misin? Bak ben yıllarca kullandım. Gerçekten korkacak hiçbir şey yok. Kaldır kafanı, bak bana. Bu saçlarını bir açalım senin. Burası mı o çocuğun atta taşın izi? Şunu da ver. Ben kendim takarım. Ne oluyor? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu arada benim kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Çünkü dünden beri bu kıyafetler neyim insanlar şüphelenir. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yumuşak karnın var mı merak ettim. Sen de insan mısın meğer ya? Taştan yapılmamışsın. Sana bunun bedelini çok ağır ödeteceğim. Bilgin olsun. Bu arada benim göbek adım Mavi. Lens'le de uyumlu olduk. Yakışmış mı? Çok yakışmış. Her fotoğrafın da ayrı bir kıyafet. Herif kuyumcu değil mi? Bonacı sanki. Burası neresi? Sri Lanka yazıyor. Afrika, Amerika, Uzak Doğu, her yeri gezmiş adam ya. Bana bak, ona baktığımızı görüyor mu bu adam? Yok ustam, like'lamazsan anlamaz. O ne demek o? Yani beğeni ustam, beğenmezsen anlamaz. Ya nesini beğeneceğim? Adam olamamış adam. Bak. Hepsinde başka bir kadın var yanında. Çoğu da kendinden büyük. Hırs düşmanı. Yalnız müşteri olmasa onlar ustam. Ellerinde kural kuyumcu paketleri var. Ne dikiliyorsun sen başımda? Sorduk mu sana? Hadi git içeride bir şeyler zımparala. Hadi yürü. Bak, sakın beni şüphelendirecek hareketlerde bulunma, tamam mı? Üstünü başını değiştir, hızlıca çıkıp gidelim buradan. Hop 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 hop. Bir kapatır mısın kapıyı? Ne? Sen nereye geliyorsun acaba? Ben çıkacağım, üstümü değiştireceğim, ineceğim. İnsanın biraz özeline saygı göster. Özeline bu kadar gerilmez. Kapıdan girip bacadan çıkma diyece. Bu ne Onur, bu ne? Bunu neden taktınız koluma? Takip etmek için değil mi? Aksesuar olsun diye takmadınız herhalde. Ece. Aç sistemini kur, beni takip et. Ne yapacaksan yap. 5 dakikam var. Hiçbir kadın 5 dakikada hazır olamaz ama yine de elimden geleni yapacağım. Sen sahneye başla. Ece 5 dakikan var. Ay tamam. Kolay gelsin. Müfit Usta. Müfit Bey. Kolay gelsin. Müsaade var mı? Buyurun. Bir acı kahvenizi içmeye geldim. Oğlum bize 2 kahve söyle, dışarıya geliyoruz birazdan. Hemen usta. Keşke önceden haberim olaydı. Eşim Ayla gelecek şimdi. Özel bir işimiz var. Aa ne güzel.
Ne güzel, Ayla Hanım'la da görüşmüş oluruz böylece. Ben zaten merak ediyordum onu. Siz niye benim eşimle görüşmeye çalışıyorsunuz beyefendi? Ha? Benimle görüşmek yeterli. Ben demek, o demek. Ama siz demek de biz demek, öyle değil mi? Bakın, ben isterim ki birbirimizi daha yakından tanıyalım, sevelim. Yok yok, mesafe iyidir. Uzaktan seviniz. Tabii, şüphesiz. Bakın, bizim tüm çabamız sadece Hilal'le Onur'un mutluluğu için. Kimse pek mutlu görünmüyor ama. Nasıl işse. Neyse, Onur nasıl istiyorsa öyle olur. Kahve gelir şimdi, buyurun. Dışarı çıkalım. Buyurun annem. Yok, lütfen. Rica ediyorum. Lütfen, lütfen. Peki, peki. Sağ ol. Musti! Musti! Kızım sen neredesin ya? İki gündür aklım çıktı. Yakalandın zannettim yakalandım ya. Yakalandım zaten ama şu an buradayım. Tamam, sakin ol. Yakalandın mı? Evet ama bir dur. Yüzüğü buldum. Şaka yapıyorsun. Bu demek ki... Evet, kardeşim o evde. Elif benim kardeşim olabilir. Nihayetim, nihayetim. Oh, peki ne yapacaksın? Konuşacak mısın hemen Elif'le? Yok, hemen konuşamam. Önce emin olmam lazım. Onun psikolojisini asla bozamam. Ayrıca yani şu herif beni yakaladı. Hapis yatmamak için onlara yardım etmem gerekiyor. Hapis mi? Hapiste kızım, ne diyorsun? Ya ajan var ya. Onur Karasu. İşte Hilal'in sevgilisi olan. Hilal'in sevgilisi mi? İşte Onur Karasu diyorum ya. Ne olmuş Onur Karasu'ya? Ajan o işte, ajan o. Beni yakalayan o. Ne? Ajan neymiş? Çok soru soruyorsun arkadaşım ya. Kızım niye kızıyorsun? Her şeyi anlatınca benim kafam karıştı. Karıştırdım her şeyi. Bak şimdi şöyle oldu. Ben hani gittim ya kasayı açmak için. Kasayı açarken yakalandım. Daha doğrusu kasayı açtım, her şey halloldu. Onur beni yakaladı ve işte hapse atmaya çalışıyor falan filan. Kardeşim bulmuş olabilirim. Olabilirsin canım benim. Onca kasayı boşuna açmadığımızı biliyordum. Herhalde be. Hemen hazırlanıp çıkmam lazım. Her şeyi iyice anlatacağım ben. Tamam, tamam. Müfit Bey, duyduğuma göre siz maddi manevi Onur'un babası olmuşsunuz. Ayla Hanım da annesi. Eşim Ayla sağ olsun bana dair olan her şeyi kendisininmiş gibi benimser, özümser. Onur'u kendi yeğeni geçtim. Öz be öz oğlu gibi bastı bağrına. Ama canım siz de şimdi Onur'a gel burada benim dükkanda bu işi öğren, sonra da burada çırak olarak kal dememişsiniz. Yani kendi ayakları üstünde durmak istemiş, siz de desteklemişsiniz. Şimdi genellikle okuyamayan haytaları gönderirler buraya. Bari bir meslek, sanat öğrensin diye. Ama Onur bambaşka biri. Muhayyilesi güçlüdür. Hem sanatkar hem zanaatkar. Evet, artık öyle her işini kendi gören donanımlı ustalar kalmadı. Onur her zaman çok özel bir çocuktu. Kafasına koyduğu her şeyi tek tek nasıl elde ettiğini gururla izledim. Ne yaptıysa kendi başına yaptı. Boynuz kulağa geçti çoktan. Ne güzel, ne güzel. Ama zor iş. Biz de işin içinde olduğumuz için biliyorum. Yok, öyle değil. Sizin bildiğiniz dünya başka. Onur kendi tırnaklarıyla kazıyarak geldi buralara Civan Bey. Kimsesi yoktu, 5 kuruşu yoktu. Hep bursla okudu. Baba parası diye bir şey görmedi yani. İnsan ailesini seçemiyor Müfit Bey. Benim şansıma babam kuyumcuydu, evet. Ben İngiltere'de okudum mesela babam sayesinde. Onur nerelerde okudu demiştiniz? Ben bir şey dememiştim. De siz de pek meraklısınız ha. Önce Ayla sonra Onur, hayırdır? Kız kardeşim kiminle nişanlanmak istiyor? Bunu bir abi olarak öğrenmeye çalışmak en doğal hakkım herhalde, öyle değil mi? Ha, o zaman ne yapacaksınız? Gidip kendisine soracaksınız. Hayırlı günler. İyi günler. Seninle evlendim. Mavişim, mavilendim, kavuştum.
bırakın beni. Bu lensler benim gözümden fırlamazdı mı ya? Ayrıca kulağım çok çınlıyor. Bir şey olmaz. Şimdi beni iyi dinle Maviş. Bana bak, bana bir daha Maviş dersen yemin ediyorum yürüdüğüm onca yolu geri dönerim senin... Baktığın her yeri görüyorum. Kalp atışına kadar takibindeyim. Ona göre Maviş. Gerçekten mi? Anlaştık. Anlaştık. Süper şeyler söylüyorsun. Hiç akıl etmemiştim. Aşağı lan. Aşağı. Giriyorsun, belgeleri alıyorsun, çıkıyorsun. Handan'la Civan evde yok, çabuk ol. Elif! Bize ne Elif'ten ya? Hadi çabuk ol. Handan Hanım'a falan da sakın takılma. Ne küçük bir insansın. Hoş geldiniz Ece Hanım. Buyurun. Hoş bulduk. Handan Hanım nerede acaba? Kim soruyor beni? Merhaba Handan Hanım teyzeciğim, ben soruyorum. Merhaba. Ece, merhaba. Dakika bir gol veriyor. Hilal nasıl? Ben Hilal'i merak ettim de. Hilal'in yalnız kalmaya ve düşünmeye ihtiyacı var. Tabii bizim de öyle. Bu evde yalnız kalmak bir lüks maalesef. Senin gözlerin mavi miydi? Yok değildi de... Renkli gözlüler, özellikle mavi gözlüler daha zeki oluyormuş diye ben öyle. Çok zekisin ya, gerçekten. En son Handan'a takılma dedim, şu an ne yapıyorsun? Çabuk ol. Ben bir gelmişken size merhaba diyeyim dedim. Bir de odama uğramam gerekiyordu birkaç parça eşyayı almak için. Tabii tabii, tabii. Hı hı. Tamam, çabuk ol. Yere bakma, önüne bak. Senin baktığın yeri görüyoruz biz. Bir sus be, dinleniyorum iki saniye. Bunlar olabilir mi? Hayır değil. Ortalık yerde bırakılacak bir şey değil o. Kasadan daha güvenli, daha gizli bir yer düşün. Pardon şefim, bitmiş. Ya sen ne yapıyorsun? Yoga için biraz geç kalmadın mı sence de? Çabuk ol. Ya şefim, şu gergin ortamda var ya... İyice gelmeyeyim ortama. Sence yoga mı yapıyorum ya? Beyninizi kullanın birazcık. Belki gizli bir şey vardır, bir kapı açılır falan diye zorluyorum her şeyi. Oha, çok iyi kafa ya. Ha, çok iyi kafa. Hollywood filminde mi izmeli? Ben bu odada bir şey olmadığına eminim. Yok, hiçbir şey yok. Civan geliyor, çabuk ol, çabuk ol. Civan mı geldi? Çık hadi. Çıkacağım, kaçacak bir yer mi? Kahretmesin be. Ece? Selam. Müsait miydin? Ben
Öyle çat diye geldim ama. Ben sana her zaman müsaitim tabii. Bir dakika ya, gözlerin yalnız... Ya çok güzel olmuş bu gözler. Bir mavi göz bir insana bu kadar mı yakışır ya? Adama bak ya, eridi, eridi, eridi. Çok teşekkür ederim. Ya sen bu arada... Ne konuşmak istiyordun? İstersen şurada dışarıda konuşalım. O bana galiba artık. Aa, evet, ben zaten bunu sana teklif edecektim. Kendime de bir tane. Lütfen, lütfen. Ece. Nasıl, beğendin mi? Of. Hilal nasıl? Yani... Dün geceden sonra kimseyle konuşmak istemiyormuş. Yani vallahi işte nasıl olsun? Dün gece olanlardan sonra. Neyse, sen ne hakkında konuşmak istiyordun? Hilal hakkında de. Hilal hakkında konuşmak istiyorum de. Onur. Onur hakkında konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksın bilmiyorum, evet. Ya ben ilk andan beri gerçekten bu adamı hiç sevmedim. Ya gittim Hilal'le de konuştum ama tabii ki dinlemedi. Şimdi gidip onunla tekrar konuşsam desem, kız korkutuk aşık. Sattı. O yüzden de sana geldim. İyi yaptın, bakar mısın? Bakar mısın nasıl aşık olduğunu gör. Şu bakar mısın bak. Sana attığı mesajı gördün mü? Mavi beni seviyorsan onu da sevmeyi öğrenmek zorundasın. Yani tehdit gibi tehdit şimdi. Vallahi bilmiyorum. Onur diyordum. Bir şey mi öğrendin onunla ilgili bakayım? Yani bir şey öğrenmedim tabii ki. Ne öğrenebilirim ama nasıl derler, altıncı his. Gözlem. Gözlem. Tabii ki birazcık. Böyle Onur biraz şey bir adam değil mi? Nasıl? Ukala. Hem de... Kendini beğenmiş. Evet. Böyle fazla özgüvenli. Böyle her şey ben bilirim, ben yaparım. Aynen. Bu özgüven nasıl insanlarda olur? Problemli insanlarda. O kadar doğru şeyler söyledin ki ya. Herkes sanki Onur'u çok seviyor. Herkes ona aşık. Yani bence Hilal daha iyisine layık. Benim gözüm Onur'u tutmadı ya. Bak. Oh. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Çık artık hadi. Bak daha bugün Kadir'e aynı şeyi söyledim. Ha? Dedim ki Onur belli ki ortaya bir yem atmış. Hilal de oltaya gelmiş. Değil mi? Ayrıca nerede yüzük? Evet, nerede? Yüzük nerede? Yüzük dediler. Gördün mü o yüzüğü? Hayır. Koskoca bir aile yüzüğe sahip çıkamadı ve... Onur bir kuyumcu. Hı. Bir tek taşı eğer sakınıyorsa Hilal'den, ben daha ne diyeyim? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir kuyumcu olarak bir yüzük taksaydım, yemin ediyorum uzaydan görürüm ben. Ya. Kabahat bende ya. Bir hırsızla işbirliği yaparsam böyle olur tabii ki. Belge de bulamadı zaten. Tamamen bir zaman kaybı. Müfit. Onur Bey'e bakmıştım. Onur Bey şu an buradaydı efendim. Ben yardımcı olayım size. Nerede? Bilmiyorum maalesef. Bu ne biçim ustalık canım? Çok boşluyor dükkanda. Bu kadar da olmaz. Gene neyi beğendiremedik Müfit? Sen işine bak, ben ilgilenirim. Halam dükkanı ayda yılda bir vuruyor demişti Onur. O yüzden bu kadar rahat davrandı. Bilseydim. Sade'de gelecek misin sadekar? Artık o kelimeyi kimse kullanmıyor. Tamam tamam, hoş geldin. Neden buradasın? Onur'u görmeye geldim ben. Ne diyeceksin Onur'a? Siz beni nasıl bir işin içine soktunuz ya? Ha? Hani bir gecelik bir işti. O Civan Bey denen... O herif atölyeme geldi. Giyinmiş böyle bayramlık koçlar gibi. Ne? Ağzından laf mı aldı yoksa senin? Ne dedin? Onur çok fakirdi dedim. Müfit ya! Adam sormadı mı bu kuyumcu dükkanını nasıl yaptı diye? Sordurtmadım. Ters dedim gitti. Niye tersliyorsun ki adamı? Yani sana ne yaptı? Son derece kibar ve saygılı bir adam. Senin aşk hayatın beni zerre kadar ilgilendirmiyor Ayla Hanım. Ama o yeğenine söyle, beni bu kumpasın içine nasıl soktuysa öyle çıkarsın. Çünkü ben dünden bugüne iki arada bir derede onca uydurduğum yalanı ömrümde söylemedim. Benim de bir sınırım var. Ve siz çoktan aştınız. Diyeceğim bu kadar. Ay, telefon açsaydın keşke Müfit.
Daha niye buralara kadar yoruldun ki? Nereye gidiyor bu ya? Orayla bir işimiz yok. Geri dön. Seni bekliyoruz. Hadi gel artık. Bir susar mısın? Ne kadar gerginsin ya. Kafamın içinde bir sus. Müsait misin? Müsaitim. Gel, gel. Wow. Ne kadar renkli, ne kadar tatlı bir oda. Gözlerin? Ha, yakışmış mı? Ay, inanılmaz olmuş. Ya dün gece işler biraz karıştı ya, ben de seni merak ettim. İyi misin? Ya iyiyim ya. Nişan olmamış. Kimse de bana bir haber vermedi. Aa, sana niye haber vermediler? Bilmem yani, bilmiyorum. Neyse, sen boş ver, takma kafana yani. Hallolur bir şekilde, nişan da olur. Ya zaten nişan ne ya? Hangi çağda yaşıyoruz biz? Sizin çağda nasıl oluyor kız? Fluid. Fluid? Fluid. Fluid? Fluid. Fluid. Ne demek? Akışkan demek. Fluid. Yani akışına göre. Hayatı akışına göre yaşarsın. Senden öğrenecek çok şeyim var, ben yazdım bunu bir kenara. Yaz. O zaman ben kaçıyorum çünkü akışına göre. O öyle değil ama. Ha? Neyse. Ne? Hani o öyle değil. Floyd akışına göre hani. Sana ne dedim? Senden öğrenecek çok şeyim var dedim. Dikkat et. Sen de kendine dikkat et. Kapıyı kapatayım mı? Tamam, devam et, gel artık. Of, Onur bir sakin ol, bir relax. Nereye gidiyor bu ya? Ya sen nereye gidiyorsun? Bahçe kapısından değil. Adam gibi çıkar mısın ana kapıdan, artık yeter. Ya sana ne ya? Her şey çok soğuk oluyorsun. Gıcık mısın desin, gelmeye çalışıyorum işte. Ya ne demek sana ne? Bu benim operasyonum. Gel artık. Ece. Hilal. Sen Allah aşkına. Çok iyi ya. Bir sen eksiktin ya. Buradayım. Mavi lens takacak vakti bulmuşsun ama. Ya Ece, ben bu restoran işiyle ilgilenmiyorum diye bana trip mi atıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Dünden beri arıyorum, açmıyorsun. Ya benim canım arkadaşım, saçmalama. Ben öyle biri miyim? Sana neden trip atayım? Dün gece zor bir geceydi. Yani öyle Aile Hanım'ı ben kollarımda görünce... Ben yapamadıklarımı düşündüm, hayatımı sorguladım. Sabah kalktım, mavi lens taktım, yakışmış mı? O sırada da telefonu düşürdüm herhalde. İşim vardı, acelem vardı, bir şeydi. Çık gel, hadi. Ece, işin mi var? Nereye gidiyorsun? Ya yok. Böyle bir şey oldum. Böyle bir seni görünce panik oldum. Zaten seni görmeye çalıştım. Seni görmeye geldim. Hilal, iyi misin? Değilim. Şu anda yüzümde kocaman bir gülümsemeyle parmağımdaki yüzüğe bakıyor olabilirdim. Şu halime bak. Ya kızım, bazı şeyleri sorgulamanın zamanı sence de gelmedi mi? Belki de olmaması gerekiyordur. Hayırlı olan budur. Ece, tanıştığından beri demediğini bırakmadın. Şaşı bile dedin çocuğa. Şaşı mı? Şaşı mı? Şaşı. Ya da en azından Şehla. Ya yani hayatım, senin sevgilin nasıl fark etmedi? Ben ilk bakışta okudum onun Şehla olduğunu. Ulan Şaşı Anya Şehla Konya. Bu Şaşı mıyım ben? Yok yok, hiç yok. Gerçekten. Vallahi yok, hiç yok. Söyle. Yok vallahi değil. Yalan söyle. Ya Ece, hayatım sen bir tuhaf davranıyorsun. Neyin var? Yok iyiyim ben. Her zamanki Ece işte. Yok yok, sen iyi değilsin. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Gerçekten hiç sormayacaksın zannettim. Arkadaşlığımı bitirmeyi bile düşünüyordum.
Evet, senden bir şey saklıyorum. Sakın bir şey söyleme. Sakın bir şey söyleme. Söyleme. Söyleyecek ya bir. Söyleme. Ne? Ben dün gece Musit'te kaldım. Musit kim ya? Eski sevgilisi. Berek yapıyor. Ya sen hala bu çocukla mı görüşüyordun? Hani uzak duracaktın? Uzak duracaktım, duramadım. Aşk. Tamam. Ben tanışmak istiyorum bu çocukla. Yarın kahvaltı yapıyoruz, buluşuyoruz. Ne? Ne? Ne demek ne? Ne var? Senin onayın önemli de benim onayım önemli değil mi? Önemli. Ha, tamam, yarın hep beraberiz. Sen, ben, Musti, Onur. Oh, dörtlü date. Evet. Dörtlü date. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Buluşma randevu anlamında. Şefim biz sabah Herzog'u sorgulayacaktık. Ne yapsaydım Selvi? Civan... Tamam, gerisini ben hallederim falan deyince... Hayır diyemedim. Tebrikler. Nereye böyle bir ışımla? Civan'a mı? Selvi. Ters teper. Bana baksana sen. Senin kadar saf mıyım ben? Keşke biraz olsam be Selvi. Keşke biraz olsam. Ay kalsın canım. Senin safiyet seviyen hepimize yetiyor zaten. Selvi. Bak sakın Civan'a ters bir şey söyleme lütfen. Ama ne işim olur benim Civan'la be? Handan anneciğim. Efendim Selvi. Size müthiş bir haberim var. Hani benim teyzelerim vardı ya. Letafet, Mürvet ve Azimet. Hatırladınız mı? Siz de çok sevmiştiniz. Hatırlamaz mıyım? Hiç susmayan o tatlı teyzelerin. Ha, işte onlar iki güne İstanbul'a geliyorlar. Ben de koskoca Koral ailesi üç tane kadını evlerine sığdıramamışlar mı derler. Laf söz olur diye bizim eve davet ettim. Bizim davet ettim. Ne kadar kalacaklarmış? Vallahi şimdi anneciğim ne desem yalan olur. Onlar misafirlik severler biliyorsunuz. Harika. Aslında ben başta gelmeyin dedim. Murat bu aralar çok yoğun. Müzayede ile ilgileniyor. Ben de ona yardımcı oluyorum dedim. Ama Civan sağ olsun sabah bütün işleri devralınca biz de boşa çıktık. Ben de sıkılıyorum evde. Ne boşa çıkması canım? Civan tek başına onların altından kalkamaz. Size mutlaka iş düşer. Önce iş Selvi'cim, önce iş. Neyse, sen de teyzelerine söylersin. Kısmet değilmiş. Başka zaman gelsinler artık. Söylerim, söylerim tabii. Zaten onlar bizim işimiz olduğunu duyunca gelmezler. Tabii tabii, ben şimdi hemen konuşuyorum Civan'la. Ay vallahi Handan anneciğim nasıl sevindim anlatamam. Normalde Murat çünkü kaç aydır uğraşıyor bu müzayedeyle. Civan böyle gelip üstüne konmuş gibi olacaktı. Şapka çıkarıyorum Selvi. Şapka çıkarıyorum. Fatma Nur, bana bir kahve canım. Vay be. Geldim. Ne var ya? Niye öyle gergin gergin bakıyorsunuz bir tuhaf bana? Sen alkış falan mı bekliyorsun? Belge merge bulamadın. Bir sürü pot kırdın. Üstüne üstlük onca işimin gücümün arasında bana kahvaltıyı çıkarttın Ece. Senin için zahmet olacak ya kahvaltıya gelmek. He? Sen neden bu koskoca operasyonu Hilal'le sevgili olmak üzerine kuruyorsun? Daha mantıklı bir şey bulamadım ya. Gidip adamla iş ortağı olsaydın. Gidip şoförlüğünü yapsaydın ama başka bir şey yapsaydın. Ah. Çok özür dileriz. Biz koca operasyonu sana sormadan planladık. Çok pardon. Dehandan yararlanamadık ya. Kusura bakma. Sana bir şey soracağım. Senin bu operasyondaki görevin tam olarak ne? Onur'un gönüllü avukatlığını yapmak mı? Ya sana ne oluyor? Ben bu adamla bir şey konuşurken neden her lafa giriyorsun? Tamam yeter, hadi girin içeri. Tamam. Gerçekten. Hadi. Neyse. Melih beni tutar mısın? Ben oraya çıkamam tek başıma. Ha, sen yanına oturmayacaksın. Çekil. Oraya oturacaksın. Şefim, sabah belli ki çok yoğun olacaksın. Ya izin ver, ben de sahaya çıkayım artık. Melih, sen sahaya mı çıkmak istiyorsun? Hmm. O zaman hak ettiğine dair beni inandır. İnandır beni Melih. Tamam. Hadi. Tamam işte. Hadi. Şişmansın diyemedi tabii. Çok kibar adam.
Şişmansın ama. Bin lan. Sana soran mı? Çok şişmansın. Ya peki odasında değilse nerede bu belgeler? Bodrum katı. Erzak olan yer falan. Belge, belge, belge. Bizim artık daha fazla belgeyle kaybedecek vaktimiz falan kalmadı. Herzog'la buluşma yarın akşam. Ne yapacağız peki şefim? Herzog'u kullanacağız. Civan'ın adamı zaten bizim aradığımız belgeyi takasa getirecek. Takas sırasında biz suçüstü yapacağız. Hem belgeyle geçireceğiz hem Civan'a ait biri bizim elimize geçmiş olacak. Ben bir güzel öttürürüm o herifi. Civan, Mivan ne biliyorsa şakır. Ayla ablanın öğrettiği taktikler doğrultusunda tabii. Kaba kuvvet yok. Peki şefim Herzog'a nasıl güveneceğiz? O kesin satar bizi. Herzog köşeye sıkıştıracak bir koza ihtiyacımız var. Hala kimse onunla bağlantıya geçmedi mi yani? Yok şefim yok. Ne bir mesaj ne bir telefon hiçbir şey yok. Burada bir yanlışlık var. Şu ana kadar çoktan buluşma yerinin saatinin her şeyin belli olması gerekirdi. Biz bir şey kaçırıyoruz. Şu herifin telefondan bir şey çıkmadı mı hala? Sıfır şefim. Neli? Şefim ne bir foto ne bir yazışma ne şüpheli bir telefon. Saçma sapan oyunlar indirip durmuş. Ver bakayım şu telefonu bana. Ben kuyudayım. Biz göremiyoruz. Bir şey var biz göremiyoruz biliyorum. Kuyu ne Ayla abla ya? Düşünme odası. Bir şey çözemeyince kendini oraya kapatır. Ha, öyle mi yani? Neredesin ya? Ben seni arıyorum. Sen niye başıboş dolaşıyorsun burada? Açım. Aç olduğum için dolaşıyorum. Melih'i buldum sağ olsun o da. Koca pizzasından bir dilim bana verdi. Hüseyin'cim depresyonda mısın? Neden burası bu kadar karanlık? Nerede ışık? Yemek yerken konuşursan böyle olur. Bence biraz susmayı dene. Ne? Buna Bay X dedik. Cins bir soyguncu. Senden birkaç gömlek üstün. Ne yapıyor bu Bay X? Bu Bay X kuyumcuların evlerine giriyor, kasalarını açıyor, hiçbir şey almıyor. Sonra da çıkıp gidiyor. Bizimle dalga geçer gibi. Nasıl yani? Hiçbir şey çalmıyor mu? Hı. Bir bak bakayım şuraya, belki benim görmediğim bir şey görüyorsundur sen. Ya da sizin camiadan bir şeyler duymuşsundur, benimle paylaşmak istersin ha? Evet Onur, biliyorum ya. Gerçekten çok zekisin. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bütün hırsızlar 15'te bir toplanıyoruz. Böyle gün yapar gibi birbirimize faaliyet raporlarımız hakkında bilgi veriyoruz. Bir dahakine beni de çağır. Bir şey diyeceğim. He. Yani siz bilmiyor musunuz bu Bay X kimdir, nedir, neye benzer ha? Biliyor olsak Bay X demezdik herhalde değil mi? Sen bir pek ilgilendin ya bununla. Bana söylemek istediğin bir şeyler var mı? Tanıyor musun yoksa? Nereden tanıyacağım adamı? Yani böyle lüks diye karşıma çıkınca ben de merakıma yenik düştüm sordum. İyi. Müsaadenle benim biraz çalışmam lazım. Beni yollayıp oyun mu oynayacaksın gerçekten mi yani? Hı hı, oyun oynayacağım. İşim var diye bahane ederek, bu arada Civan'la ortak noktanızı buldum. O da aynı oyunu oynuyor. Bravo, güzel. Tabii ya. Oyun üzerinden mesajlaşıyorlar. Tabii ya. Ne? Melih! Melih! Şefim? Şu telefonun içindeki bütün oyunların şifresini kır, bir mesajlaşma var mı bana söyle. Oha!
Herzog birileriyle oyun üzerinden mi haberleşiyor? Çok yüksek ihtimal. Şeytanın aklına gelmez. Hadi hadi çabuk çabuk. Tamam çabuk. Koştum. Civan arıyor. Müfit ne yumurtladıysa artık onları soracaktır. Efendim Civan Bey. Ha Onur, müsait miydin? Müsaitim. Bak şimdi Sarıyer'de deniz kenarında bir balıkçı var. Yarım saati orada buluşalım seninle. Şöyle bir deniz havası alalım ya erkek erkeğe. Ha? Olur. İyi tamam. Şimdi sana konum atacağım, orada buluşuruz. Of. Buranın en çok neyini seviyorum biliyor musun? Kalkanı meşhur diye biliyorum. Yok. Manzarası? Gene bilemedin. Bütün mezeleri tek tek saydıracaksınız şimdi bana. İyi tamam, söylüyorum söylüyorum. Ekmeğine, ekmeğine. Buranın ekmeğine bayılıyorum. Bak, kireç burnunda bir fırın var. Oradan alıyorlar. O kadar lezzetli bir şey ki. Öyle antin kutin ekşi mayalılara falan benzemiyor. Al bir dene. Ben pek hamur işine düşkün değilim. Ama güzele benziyor, evet. Ya, demek hamur işlerine pek de düşkün değilsin. O zaman İtalya'da bayağı bir zorlanmış olmalısın ya. Hilal anlattı İtalya'da okuduğunu. Sonra da Müfit Bey'le konuştuk. O da hayatım boyunca burslu okuduğunu söyleyince şöyle bir düşündüm. Yani üç kuruşun hesabını yapıyordun herhalde. Dolayısıyla biftek yemeyeceğine göre anca dilim pizza, focaccia, ha? Siz benim aklımda bayağı iyi araştırma yapmışsınız. Onur, sen de çok iyi biliyorsun ki bizim işimizin yarısı araştırmak. En iyi pırlanta nerede? Kimin malı uyduruk? Lafı yalan dolan. Bunların hepsini çok iyi araştırmak lazım. Sonra bir bakmışsın çok biz kazık yemişsin. Sonra da ortada kalmışsın. Çakma mallarla paran da hiç olmuş. Anlıyorum. Siz laf dokundurmayı seviyorsunuz. Ben biraz daha direkt olmayı seviyorum. Siz şimdi diyorsunuz ki İtalya'da burslu okuyan o beş parasız Onur ne ara adam oldu da geldi benim kardeşime talip oldu değil mi? Hatta siz büyük ihtimalle benim Hilal'in parasının peşinde olduğumu falan da düşünüyorsunuzdur. Vallahi açık sözlülüğüne 10 puan, evet aynen öyle düşünüyorum. Sen hangi parayla Galata'nın ortasında kendine bir dükkan açtın ya? Eğer borçla harçla yaptıysan, şimdi de Hilal'le evlenip o borçları Hilal'in ödemesini istiyorsan... Bak var ya ben seni var ya gerdanlığa dizerim, gerdanlığa. Benim Hilal'in parasına falan ihtiyacım yok, sen merak etme. Ayrıca benim size bir teklifim var, duymak isterseniz. Ha, dinliyorum, evet. Eğer her şey yolunda gider ve biz Hilal'le evlilik yoluna girersek, o zaman bir evlilik sözleşmesi yaparız. Maddelerini sizin belirleyeceğiniz. Ben de imzalarım. Olur biter. Uygun mu? Vay be. Demek kardeşimi o kadar çok seviyorsun ha? Ben Hilal'in hayatımdan çıkmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. L'amore. Ah, ne güzel bir şey ya. Afiyet olsun. Size de. Sardı galiba oyun. Buldum Melek, buldum. Herzog'un yazışmaları. Of, vanam of. Dev para atlıyor adam. Aferin sana ya. Sen bulmayacaksın. Kim bulacak? Sen bu teşkilatın beynisin, beyni. Sen de çok tatlısın. Bir şey çıktı mı? Şefim. Şefim, muhasebecisiyle oyun üzerinden iletişim kuruyor. Tüm yazışmalar, hesaplar, dökümler hepsi burada. Aferin lan. Aferin, çok iyi iş çıkarttın. İşte bu kadar parayı kaybetmeyi göze alamaz ki. İşte şimdi işbirliği yapacak. Aferin oğlum. Devam et. Şefim. Beyin. Bana şefim, bana... Beynisin. Anca beynim zaten. Civan Bey, Herzog'dan hala bir ses çıkmaması beni işkillendirdi. Bir terslik olmasın, arasam mı? Ya ara tabii, ara. Bir telefonu da kanıt bırakman eksikti. Ya şu oyun şeysi var işte, oradan mesaj at gönder. Tamam. Ya toplantıyı da erken al. Bir falso varsa anlamış oluruz böylece. Peki Civan Bey.
Ha, abi hoş geldin. Murat abim bayağı iyi bir iş çıkarmış ya bu sefer. Yani Türkiye'de böyle bir şey hazırlanmadı daha önce, bir ilk. Aha, ben yokken çok sıkı çalışmış. O niye gelmiyor peki? Yani şimdi ben hazır buradayken benim ilgilenmem daha doğru olur diye düşündüm. Öyle de ben geleceğime o gelse daha doğru olmaz mıydı? Hilal'cim ne derler biliyorsun değil mi? Bir kümeste iki horoz ötmez. Ben herhalde tavuk oluyorum yine her zamanki gibi. Vitrin süsü. Aa. Ama kardeşim yani bak kalbimi kırıyorsun böyle diyerek. Londra'da o kadar yatırım yaptım. Dedim kim gelsin yanımda? Sen. Sonra bu şirkette benim dışında imza etkisi olan tek kişi kim? Ha? Sensin, sensin. Öyle değil mi benim canım güzel kardeşim? Ha? Abi ben senin onayın olmadan bir kahve fişi bile imzalayamıyorum. Canım benim bunlar detay, detay, detay. Detaylara takılan detaylarda boğulur. Güzel oldu bu. Bak bunu yaz bir kenara, ileride kullanırsın. Ha bu arada Onur'la buluştum. Ne? Abi Onur'un kalbini kıracak bir şey söylemedin değil mi? Lütfen bak. Ne gibi? Mesela servet avcısı gibi mi? Abi inanamıyorum sana. Bak lütfen demedim de böyle bir şey. Tamam ya bir sakin ol şampiyon. Allah Allah. Onur defansı sağlam geldi. Evlilik sözleşmesi teklif etti. Ne? Evlilik sözleşmesi mi? Siz bizim evliliğimiz hakkında mı konuştunuz buluştuğunuzda? Ya şu hallere hareketlere bak ya. Tıngırdamaya başladın hemen gözümün önünde. Allah'ım yarabbim. Öyle gelinlik falan da bakmaya kalkıp benim moralimi bozma. Bir sakin ol Hilal. Her şeyin bir sırası var abicim ya. Vallahi delirtme beni. Oran buran ayrı oynuyor. Gir. Civan Bey, Kameryan Bey geldi. Heh, tamam. Toplantı odasına al, geliyoruz. Tamamdır. Hadi, hadi. Tamam abicim. Abicim olduk tabii şimdi değil mi? Al şu dosyaları da gidelim. Girsek mi ya? Ben bilemedim. Ya ikna et dedik, yanlış anladı bu yine. Çok sıcak ya. Ne oldu Ali? Ne yaptın? İkna yoluyla hallettim şefim. Belge teslimatı için bizimle işbirliği yapacak. Tamam. İşin içinde tarihi bir hançer de var, Kanuni'ye ait. Suçüstü yapacağız. Kısacası yarın akşam Civan Bey bizimle. Tamam, çok güzel. Ne oluyor, sorun ne? Şefim, oyundan yeni bir mesaj geldi Kadir'den. Tamam, ne diyor? Buluşmayı yarın sabah almışlar bir otele. Tamam. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Melih, sen otelin kamera sistemini bir hackle. Tamam şef. Tamam. Ali, bize personel kıyafetlerinden lazım. Hazır say. Hala, housekeeping'sin. Gözünü Herzog'dan ayırma. En ufak şüpheli durumda hemen bize haber. Tamam. Melek, hadi nerede kaldı krokiler? Geldim, geldim. Şunları şöyle kaplanayım diyorum ben bu sefer. Aa, bu adam, bu yan teknedeki adam, elmasçı. Dur tahmin edeyim. Sen gene acıktın ve Melih sana kıyamadı, ha? Sağ olsun, iyi bir insan kendisi. Evet, kıyamadı, çıktım. Ne oldu, ne yapıyorsunuz şimdi? Seni hiç ilgilendirmez. Aslında ilgilendirir. Sen Herzog'un elmaslarını çalmak için o gün yan teknedeydin, değil mi? İtiraf et. Ben bunun bir tesadüf olmayacağını biliyorum zaten. Kanıt. Kanıtın var mı? İftira atmaktan başka bir şey yap bana. Kanıtını göster. Seni hapse tıkacak kadar kanıtım var ama, değil mi? Gerçekten atacak mısın beni hapse? Sana aksini düşündüren şey ne oldu? Yani bilmiyorum. Belki bir ortak nokta buluruz. Yani bir suçluyla ortak bir nokta bilmiyorum. Neden böyle bir şey bulmaya çalışayım ki? Ayrıca ben üzerime düşeni yaptım, sözümü tuttum. Bana darptan yatmayacaksın. Yani cezam birkaç yıl azaldı. Bence teşekkür et. İnsafsızsın. Hı hı. Melih,
Bir kere daha bu muhabiş odasından çıkarsa seni kilitlerim. Melih teşekkürler. Niye hala maviş diyor? Elbisesinden değil mi? Ne alakası var, ne alakası var? Kadının adı Mavi, Ece Mavi Yılmaz. Deli deli yapma kendini, hayırdır ya? Hadi ne durumdayız, hadi Ali! Takıyorum şefim. Oğlum dur lan, döverim ha. Mikrofon hazır şefim. Kameralar? Hazır şefim. İyi. Tamam hadi planın üzerinden son bir kez geçiyoruz. Melek sen resepsiyondasın. Hala sen temizlik görevlisisin. Koridor sana emanet. Ali sen odanın banyosunda kalacaksın. Adam içeri girdiği zaman... Ensesinden ıtsıracağım. Melih. Benim yerim belli şefim. Dış kapının şiş komandalı olarak minibüsteyim. Sen sahada değilsin diye görevini bak çok hafife alıyorsun. Bütün koordinasyonumuz sana emanet. O yüzden kendine gel. Sana gelince... En ufak bir yanlışında neler olacağını söylememe gerek var mı? Hı? Güzel. Tamam. Hadi herkes görev yerlerine. Ben de şu kahvaltı işini halledip... ...size yetişeceğim inşallah. Herzog ne lan? Otur. Sit lan. Ece, ne yapacağız ya? Ben çok fenayım. Ya ağzımızdan bir şey kaçırırsak, ya anlarlarsa sevgili falan olmadığımızı. Of. Kızım ne yapıyorsun sen sabah sabah? Usta bir dur, bir dur. Lütfen bir sakin ol önce. Sence kaç yıl yatarım? Ne bileyim ben. 3-5 yıl falan herhalde. Dün ben teşkilatta dolanırken bir odaya girdim. O odada ne vardı biliyor musun? Ne? Benim bugüne kadar yaptığım bütün soygunlar vardı. Duvarlara asmışlar beni. Oha seni mi araştırıyorlarmış? Evet hem de ne araştırmak? Bayağı araştırmışlar yani. Dedim ben neymişim ya? Bir başıma neler başarmışım vallahi bravo. Bir başıma derken? Hayatım senden ben işte yani. İkimiz... Bir başına değil tabii ki. Hı. Neyse bu Onur bana bayık sırtını takmış. Asla bu davayı çözememiş. Çözemediği tek dava benmişim. Kafayı takmış o dava. Yani adam her anlamda bana kafayı taktı şu anda. Ece aman de ya aman. Vallahi bak senin o 3-5 yıl müebbete bağlar. Orada da kalmaz peşine beni takar. Ne yapacağız ya ne yapacağız? Dur sakin ol ben seni peşime taktırır mıyım? Ayrıca geldik gelirse artık gerilme tamam, lütfen. Tamam. Sen benim aşkımsın. Aşk kuşumsun. Aşk bu netten öyle. Biz geldik. Hoş geldiniz. Sonunda. Ne haber? Merhaba Musti, Hilal ben. Memnun oldum. Sevgilim aşkım. Evet, peki biz neden burada buluştuk? Sürpriz. Sürpriz hayatım. Ben çok güzel bir gün planladım. Ne yapalım biliyor musun? Ben Onur'u da arayayım. Hem onunla aramı da düzeltmiş olurum. Ha şöyle süper olur. O zaman hadi bakalım. Gel aşkım gel. Evet. Yerleştiğimize göre ben de Onur'u arayayım. O da artık geç olmadan gelsin. Hah sen ara bence de. Selam Onur, selam. Nasılsın? Ne durumdasın? Ay, iyiyim, iyiyim ben de. Çok sağ ol. Ya biz gittik o mekana. Beğenmedik orayı. Onun yanında çok güzel bir otel var. Oraya geldik. Hem havuzu var, havuza gireriz dedik. Sen de direkt buraya gel, olur mu? Ne havuzu ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ay, bağırma. Deli gibi bağırıyor ya, çok sevindi. Ay. Tamam, dur bağırma. Biz senin her şeyini ayarladık. Mayonu falan da aldık. Seni var ya bak, bir kaşık su da boğar. Su nasıl diye soruyor. Dur bekle. Aşkım, havuz çok güzel. Gelsene. Ece, bak ben çok önemli bir operasyonun ortasındayım. Havuz büyük büyük, kocaman havuz. Sen bol bol kulaç atarsın. Gel. Gel bekliyoruz, tamam. Havuza falan girilmeyecek. Bak gidin buradan.
Bak buradan gidin. Gidin. Ay tamam artık, çok sevindin, yeter. Hala bağırıyor çocuk gibi ya. Aa, süper geliyor değil mi? Geliyor tabii ki de. Ay deli gibi çocuk gibi sevindi. Aşkım, hadi havuz artık. Aşkım ben pek havuzcu değilim ya. Siz takılın, keyfinize bakın. Onur, eğer gelmezsen bütün gün somurturum. Bak bir şey diyeceğim. Mayoyu iyi seçmişim ama. Yani turuncu senin renginmiş, bence dışarıda da kullan. Bütün bunlar bitsin, seni kendi ellerimle hapse tıkacağım. Keyfini sürsen buraları, son anlarım. Sana diyorum. İşine yararım diyorum. Görmüyorsun, anlamak istemiyorsun. Ajanım ben, iyi bir ajan oldum. Bağırma, bağırma. Şunu kulağına sak. Sebep? Çünkü bunlar su geçirmez değil. Çünkü birazdan senin yüzünden suya girmek zorundayım. Al şunu. Geliyorum. Çalışıyor mu? Biliyor musun? Ben doğru anlıyorum değil mi? Sen şu an benden yardım istiyorsun. İçine soktuğum durumdan kurtulmak için evet, senden şu an yardım istiyorum. Mutlu musun? Hı? Bayağı bir keyiflendim. Burada oturacaksın, duyduğun her şeyi bana aktaracaksın ama çaktırmadan. Tamam şefim, anlaşıldı. Anlaşıldı. Ajanım ben. İyi bir ajanım. Her şeyi yaparım. Sen sarhoş musun? Mutluluk sarhoşuyum diyelim. Ece, şunu bir test edelim. Bir şeyler söyle kulaklığa. Aile'ye seslen mesela. Aile teyze. Aile teyze, beni duyuyor musun? Elini indir, gerek yok ona. Yani kulağıma oturmadığı için refleks olarak bir şey yaptım. İlk başta nefret ettiler birbirlerinden. Bak gör, kanka olacaklar şimdi. Aha. Biz de seninle kanka olacağız Musti. Tabii tabii. Geliyorum. Aşkım. Oley, iyi ki geldin. Sen istersin de gelmem mi aşkım? Sakın bana o kulağındakinin telsiz olduğunu söyleme. Şu an gizli görev demiş. Sakın belirtme. Ben şu an gizli görevdeyim. Unuttun, unuttun. Şu ajanların içine tebelleş oldun değil mi? Ece? Ece sen de mi suya girdin? Ben yüzmeyi çok severim Onur. Sağ ol. Aşkım. Hı. Aşkım. Musti çok gergin, biraz onunla konuşsana. Tedirgin zaten adam. Musti, nasılsın? Eyvallah. İyi. Ece sen? Nasıl su? Her şey yolunda mı? Yani her şey yolunda süt liman. Hareket yok. Arkadaşım niye öyle diyorsun? Restoran açacağız ya. Yani açacağız restoranı. Restoran bir gün açılır. Sen nereden çıktın? Çabuk Onur'a ver kulaklığı. Benimle ne derdiniz var anlamıyorum ya. Her şeyi halletmeye çalışıyorum. Daha ne benimle uğraşıyorsunuz? Ececiğim, pardon, yanlış bir şey mi söyledim? Sorun mu var? Bir şeye ihtiyacın var mı? Ne oluyor? Yardıma ihtiyacım yok. Bir şey geldi. Benim bir halam var. Halam var, bir mutlu. Aklıma halam geldi. Bir otelde çalışıyor da otelde hiç müşteri yokmuş. Burada da çoluk çocuk, beynimizin etini yediği sabahtan beri. Kafamın içine. O yüzden aklıma halam geldi. Çok fena düşüyordum ha. Ececiğim, komik bir şey mi var? Niye gülüyorsun? Şu an çok garip şeyler oluyor. Aklıma şey geldi. Bir arkadaşım var benim, tombul bir arkadaşım, o düştü. Aklıma o geldi ya.
Ececiğim sen iyi misin? Ne oldu sana? Ya kafama güneş geçti, havuza girdim, iyi gelmedi. Musti sen de gelip durma üstüme. Git azıcık benim arkadaşımla sevgilim sohbet etsin. Hilal, ben de çıkıyorum, biraz üşüdüm. Tamam. Ya uzun değilim zaten, biliyorsun ya. Onur pek Ece'den hoşlanmadı galiba, ne dersin? Ya Onur böyle taşkın hareketlerden hoşlanmıyor. Ondan galiba. Ya bu Ece sarhoş falan mı oldu? Ay yok canım, ne sarhoşu? Şey ya, deli kız ya, deli kız. Zaten ben de bu deliliklerinden aşık oldum ona. Sen şey yapma. Öyledir böyle, uçar kaçar, uçarı hep. Oda servisi. Odaya yemek siparişini siz mi verdiniz? Ne? Bir saniye. Onur çıktı. Ben onun peşinden gidiyorum. Hadi kızım, acele et biraz. Aile teyzeciğim, bir saniye. Geldim diyorum, Onur çıkacak şimdi, soracağım. Acele et. Geldi Onur, geldi. Tamam, soruyorum. Onur, şimdi aile teyzeyle konuşayım da. Acele et biraz. Biz şey yapmayın, odaya yemek siparişini sen verdin diye soruyorum. Ben verdim ya, ver şu kulaklığı. Vermeyeceğim. Ya sipariş vermediniz mi, anlamadım. Size demedim aile teyzeciğim. Ama evet, odaya yemek siparişini Onur vermiş, evet. Ya Ece, ver şu kulaklığı. Bir saniye, tamam mı? Ver. Ya vereceğim, ne derginsiniz. Ah, ya kulağım acıdı, gıcık. Kulağım acıdı ya. Ne durumdayız? Tamam, odanın önündeyim. Oda servisi dışında gelen yok. Yemek servisinizi getirdim Bay Herzog. Biz başka isimle kayıt yaptırdık. Adam Herzog'un ismini bilemez. Ben hallederim. Teşekkürler. Aç değil mi? Adam otelden değil. Yakalayın. Bilek çıkışları tut. Herzog'un yanında kim var? Kim? Kuryenin peşindeyim. Herzog yalnız. Tekrar ediyorum, Herzog yalnız. Herzog bende. Herzog. Aşağı atladı. Sen buradan ayrılma. Ya Onur nerede? Nereye kayboldu bu çocuk? Hakikaten Onur nerede? Nasıl bir atlayıştı? Gerçekten etkilendim. Ne atlayışı? Onur orada mı? Ay yok tatlım. Görmedim Onur'u. Nerede bu Onur hakikaten? Ben bir Onur'a bakacağım. Musti. Musti.
Sen ne yapıyorsun burada şu an? Ha, nefes nefese. Spor. Biraz hamlamışım ya. Otelde iyi geldi. Salon kapalıymış ama. Bak Onurcuğum, sporun sırası mı ya? Lütfen, tamam, çok iyi vücudun, anladık. Hadi gel. Tamam. Geliyorum. İyi, vücudun çok iyi. Tamam, hadi. Uyuşturucu yine yaptım Herzog'a. 5 dakikaya etkisini gösterir. Eğer bana bir şey olursa kardeşim sana emanet, tamam mı? Ya Ece yapma ya. Lütfen de Allah aşkına toparlan biraz. Toparlanmak istemiyorum ya. Sen bana atletle don da getirsin hapishaneye. Ece. Ya. Yapka. Ne yapıyorduk? Kaç... Bir dakika, bir dakika. Yakalarım. Yakalamam lazım. Benim bunu yakalamam lazım. Ece. Ece. Ece nereye gidiyorsun ya? Aa. Ece nereye gidiyor? Şey ya, bir tanıdığını mı ne görmüş? Ya biz de şöyle dördümüz tatlı tatlı bir araya gelemedik. Mekan geniş malum. Aşkım hadi gel oturalım ya. Oturalım aşkım, oturalım. Otur. Oğlum bak dur. Yakalayamayacağım galiba. Çok hızlı koşuyorum. Otel çıkışında bana doğru geliyor. Hadi Ali. Adam kaçtı ama hançer bizde. Herzog kaçarken belgeyi yakmış. Belgeyi ele geçiremedik. Nerede bu Herzog? Allah kahretsin. Ben de. Ne sen de? Kalbin aşkım. Aa. Aşkım benim bir tuvalete gitmem lazım. Geleceğim, tamam? Tamam. Stay. Hilal'e göz kulak ol. Tabii tabii. Bana çok düşkün. Belli belli. Ne yapıyorsun? Sallanma sana! Sen mi sallanıyorsun, ben mi? İyi misin? İyiyim.
Ay, 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 bakma, bakma, bakma. Gel, gel, gel. Ama bir şey olmamıştır. O daha kötülerinden kurtuldu, merak etme. Kırılmadık yeri kalmadı. Yapboz gibi birleştirdiler adamı. Memlekete iadesini istemişler. Gidene kadar bozulur yine. Hiç güleceğim yoktu Ali, sus ya. Şefim, Hilal hala uyuyordu. Onu odalardan birine yatırdım. Musti'yi de Ece göndermiş. Tamam Melek, sağ ol. Nasıl hissediyorsun kendini? Yani başım ağrıyor ama sarhoş değilim. Al bunu iç, iyi gelir. Ya çok mu saçmaladın? Yani imzanı attığın her iş gibi bunu da batırdın, eğer onu soruyorsan. Hastaneye götürdüm. Anahtarı Civan'ın cebine koydum. Koralların evine girdim. Kimseye yakalanmadan her yerde belgeleri aradım. Sarhoş olmama rağmen, yarın hapse girecek olmama rağmen operasyonla ilgili, seninle ilgili, bu insanlarla ilgili hiçbir şey ağzımdan kaçırmadım. Ama yetmiyor. İyi değilim. Okey. Ece, senin şu alnındaki iz gerçekten sana bir çocuk taş mı attı yoksa başka bir şey mi? Yetimhane yıllarında diğer çocuklar tarafından biraz fazla hırpalandım diyelim. Ama hayatla ilgili unutamayacağım bir ders aldım. Neymiş o? Güçlü kal, özgür ol. Bu kadar. İyiymiş. İçini rahatlatır mı bilmiyorum ama eğer hırsız olmasaydın gerçekten iyi bir ajan olurdun. Ben aslında hapse gitmekten korkmuyorum. Yani yıllardır peşinde olduğum bir şey var. Manevi bir şey. Ona kavuşamayacağım için üzgünüm. E onun ne olduğunu bana söylemeyeceksin. Bir gizem daha. Bir gizem daha. Ne zaman göndereceksin beni hapse? Bu gece. Hadi dinlen biraz. Ben sana bir şey itiraf edeyim. Gerçekten başkandan korktuğum için seni teslim etmedim. Biliyordum. Onur. Ben de bir şey itiraf edeceğim o zaman. Hı, dinliyorum. O gün marinada karşılaşmamız tesadüf değildi. Herzog'un teknesindeki elmasların peşindeydim. Ama çalamadım. Yani çok fazla adam vardı, sonra sen geldin. Olayları biliyorsun. Bak, aramızdan bir gizem daha eksildi. Rahatlatıyor, tavsiye ederim. Bir gizem daha eksildi. Sağ olun başkanım, sağ olun. Onur gel. Hı. Gel. Ne oldu? Firuz Başkan aradı. Hançeri ele geçirdiğimiz için bizi tebrik ediyor. Kültür Bakanlığı'ndan da sana plaket vereceklermiş. Bizzat teşekkür etmiş bakan. Onur? Onur ne oldu? Sen buna niye sevinmedin? Siz buna niye sevindiniz ya? Bunda sevinecek ne var? Biz neyin peşindeyiz arkadaşlar aylardır? Ha? Nerede belge? Civan nerede? Yok. Belge yandı bitti, kül oldu. Adam gidiyor. Adam gidiyor arkadaşlar, gidiyor. Bileti hazır. Yurt dışına çıkarsa biz bir daha onu geri döndüremeyiz. E ne yapacağız peki şefim? Köşeye sıkıştık. Adamı burada tutacak bir şeye ihtiyacımız var. Nasıl? Evet, tamam, hadi. Yeter, gönderin beni hapse. Hazırım.
Sen bu civanların müzayedesi hakkında ne biliyorsun? Ne müzayedesi ya? Hiçbir şey bilmiyorum. Civanlar çok önemli. Uluslararası bir müzayedeye ev sahipliği yapacak. Onlar için çok mühim. En ufak bir aksilik onlar için skandal olur. Yani şimdi bunun bizle ne alakası var şefim? Ben hala anlamam. O skandalı biz yaratacağız. Öyle bir skandal yaratacağız ki civanlar bırak yurt dışına kaçmayı, başlarını kaldıracak vakitleri olmayacak. Oha, zekaya bak be. Peki nasıl bir skandaldan bahsediyoruz şefim? Sanki senin kafanda bir şey var gibi. Var. Ne? Müzayedeyi soyacağız. Ne? Ne? Nasıl? Şefim, nasıl soyacağız müzayedeyi? Bizim ne işimiz olur soygunla falan şefim? Onur, ne diyorsun sen? Ya biz ne anlarız hırsızlıktan, soygundan? Neyse ki elimizde işin ehli bir hırsız var, değil mi? Bize birkaç tane püf noktası gösterirsin artık. Hı? Yani ben hapse gitmiyorum, sizinle kalıyorum. Kalıyorsun. Şimdilik. Maviş, sen ve ben soyguna gidiyoruz.